Cinler alemi Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Cinler cennete girecek mi? Cinlerle evlenen var mı? Cinler de şeytanlar gibi kıyamete kadar yaşayacak mı? Cinler, peygamberimizin geleceğini kimlere haber verdi? Şeytan, insanların mallarına ve çocuklarına ortak olur mu? Az sonra kayıt dışında. Merhaba sevgili dostlar. TV yüz ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz bu hafta programımda hafız, araştırmacı yazar Ahmet Mahmut Ünlü ile bilinen ismi Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz efendim. Neler mi konuşacağız? Aslında sır perdelerini böyle sonuna kadar bir aralayalım. Hepsini konuşalım. Etiketimiz kayıt dışına soruyorum. Ahmet Hoca'ya, Cübbeli Ahmet Hoca'ya bol bol soru sorabilirsiniz. Bunları ...ben de iletmeye çalışacağım. Nasıl olsa çoğunu bilmez. Tabii, bildiği <laughs> kadar. <gülüyor> Şimdi efendim, konu başlıklarımız... E, ...teaserımızda izlediniz ama... ...ben kabaca söyleyeyim... ...bu konuyu daha çok... ...birazcık e, gündem konuşacağız ama... ...genel itibariyle... ...Ahmet Hoca ile çok konuşmak istediğim bir konu vardı. O da... ...bir başka bir boyut. Hangi boyut? Cinler alemi efendim. Cinler alemi Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Bunu konuşacağız. Cinler... Cennete gider mi? Veyahut da mezarları nasıldır? Cinlerle evlenenler var mı? Varsa çocukları nasıldır? E, cinler ile şeytanlar gibi... E, ...kıyamete kadar yaşayacaklar mı? Yoksa ölümlü varlıklar mı? Cinler peygamberimizin geleceğini... ...dikkat! Kimlere nasıl haber verdi? Bunu konuşacağız efendim. Şeytan insanların mallarına... Ve çocuklarına ortak olur mu? Tabi genel olarak başlıklarımız bunlar ama biz e, bunları detaylandıracağız. Daha da sohbet edeceğiz Ahmet Hoca'yla. Tekrar hatırlatalım etiketimizi. Kayıt dışına soruyorum. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, var olun. Elhamdülillah Allah razı olsun. Yani biraz bugün şeydim, şekerim düştü çıktı beni salladı da. Ama size söz verdiğim için. Allah razı yani, olsun. Yani tabii ki icabet illa ederim de. ...verimim ne olur ne olmaz artık ben, ben sizi tanıdığım, izleyicilerin takdirinden bu yana sizi çok iyi gördüm ama yüzünüzü filan maşallah maşallah la maşallah yani evet. bu şey, siz demi bana dediğiniz gibi <gülüyor> <gülüyor> dışı seni içi seni düşün beni tabii, işte tabii, öyle tabii. oluyor ve hallerimiz değişiyor bir de tansiyon şey bu geçen sene bir korona olmuştum ...bir buçuk sene evvel ya da bir kere oldum elhamdullah evet. atlattım ama orada o ilk verilen ilaçları yani o 8-8 falan bir devlet sonra evet. pişman oldu ondan döndü evet. ama biz de devlete bakanlar çok bağlı olduğumuz için ne verdiyse ayet gibi hemen aldık. Ondan sonra ritim bozuklukları ve tansiyon tabii kalple ilgili zaten bypass evet. diyeyim stentlerim evet. vardı. Bir de şimdi üzerine tansiyonu eklendi. Bir fırladı düşme falan bu sefer tansiyon hapına başladık falan. Bu da benim dengemi bayağı bozdu. Yani tabii sebepler alemindeyiz hocam, sebepler, al al sebepler hocam? alemindeyiz. Yani günde bir 25 falan evet. 25 kadar. Yani bunu kadar. izleyici bilsin çünkü ben... E zaten insülin, buramda pompa e, var, buramda ölçüm cihazı var. <laughs> evet. e, o, o da zikzak, devamlı zikzak. Şimdi burada hemen bir bahsede içmek zorunda kalıyorum. Düşüş gösteriyor. Evet. E şimdi tam yayında bu sefer düşüşte hafıza çok tab bozuluyor. Bildiğin her şey gidiyor. Yükseklikte etkilenmiyorum çok. Ani etkilenmiyorum. Yükseklik evet. uzun sürerse damar tıkatıyor falan hani yıllar, aylar. Fakat düşüklük öyle bir şey ki... İşte benim ortalamam 150-200 olduğu için mesela benim 80'de e, beni başkasının tabii. işte e, e, şeyi gibi yaptı, 50'si gibi yapıyor. Ha, tabii, tabii. Ya, bu sefer elim kolum kalkmıyor. Şimdi insanlar da birden anlamıyor bu bize niye cevap vermiyor veya telefonda niye böyle konuşuyor. Yani bir değişik haller olabiliyor ama hastalığımızın tabi Al, Allah e, acil şifa Amin. Yani şunu demek istiyorum, e, biz doğal insanlarız. Ee, insanlar da yanlış anlamamalı çünkü her hali bir insanı tutmaz tabii ama benimki hakikaten 550 ile 50'yi aynı günde yaşayabiliyorsunuz birkaç saat arayla şahit olduğum için. yani birkaç ha. saat arayla yani 3 saatte 4 saatte 550'den 50'ye düşmek gibi bir zikzağı var herkesin vücudu farklı ee, onun için e, tabii bizde elimizden geldiği kadar size davetinize icabet etmek istiyorum birkaç kere çağırıyorsunuz Allah razı olsun çok teşekkür ederim daha da gelmek istiyorum. İnşallah, ee, inşallah ara ara gelirim ama e, işte kusura bakmasınlar Yok. yani hallerimizden. Hocam şimdi sohbet devam edince o da adrenalin yükleyecek. Biz başka bir boyutlara geçeriz inşallah. İnşallah açılırız. Evet. Şimdi, e, bu ara bir kitap yazıyorsunuz. Çok ilginç bir kitap. Zenginlik ve fakirlikle ilgili. Nedenlerini anlatıyorsunuz. Biraz kitaptan bahsederseniz bana. Yani benim e, 300 kadar şu anda kitap hazırlığım var bilgisayar dosyalarımda yani 100 tane kitabım çıkmış 300 kadar hazırlığım var yani iskeletini hazırlamışım hangi kaynaklara bakılacak hangi sayfalara bütün onları yüklemişim bunların işte bir 50'si kadar falan bayağı hazır safhada diğerleri şey aşamasında iskelet aşamasında işte birden bir olay çıkıyor biri öne geçiyor yani bir konumuza bulaşıcı hastalıklarla ilgili Tabii, iki cilt kitap çıkarttım o bir sene bir buçuk sene evvel e şimdi bu korona işi bizim çocukluğumuzdan beri biz şey görmedik yani. Böyle bir büyük salgın bir bulaşıcı gibi. salgın Tabii. görmedik. Ancak işte çiçek aşısı maçı aşı yaptılar çocukken bize ama böyle bir salgın ilk gördüğümüz için e, o hususta bir şok olduk şaşırdık falan. Bu hususta alimler ne demişler eski ulema evliya falan. Salgınlar orada iki cilt e, orada okunacak kitaplardan tut işte bu taun diye geçiyor ve vebadır salgındır bunda ölen şehit olur işte. Nasıl tedbir alın, işte yanaşmayın, ya şey etmeyin. Burada bayağı bir baştan bu ilimleri yazdım. Sonra okunacaklar. iki cilt oldu o. Hiç değilse böyle bir kaynak oluştu Kaynak oluştu. Çünkü Şimdi, böyle bir kaynak şu anda yani çok yok. Özel belki o isimde evet. yoktur. Yani bulaşıcı ama bütün ayet hadisler, sıhhatli kaynaklar, bütün e, e, çok eski yazma eserlerden vesaireden, İmam Beyluni'den, İmam Taşköprüzade'den çok ilimler, birçoğu bunların matbu da değil küçü maktup buluyor. Onun için buluyorum. söyledim. Evet, Böyle bir, bir, bir derleme yok diye. Bayağı tabii. bir güzel şey yaptım. Ulaştım kaynaklarda titizim ve hakikaten dünyanın bir yerinden getiriyorum o kaynak. Berlin'deyse Berlin'den, işte Oxford'daysa ise oluyor. Bizim Arapça daha almış gitmişler. E 13'ün bir de biz kıymetini bilmemişiz. Onlar e, bilmemişler. Burada irtica mürteci yobaz tabii. diye onları yaktırmışlar, yakmışlar. O arada tabii, kendileri bravo. gemilerle toplamışlar. Bütün nasıl ki Endülüs'ten öğrendikleri ilimlerle medeniyet diye bir şeylere ulaştılar. Bütün İslam alimleri Rönesans'a gider e, kadar. Ondan gider. sonra bizim bu coğrafyalardan da gemi giller dolusu kitapları göndermişler. Hocam Biz... çok kitap var biliyor musunuz? Hem bilhassa İngiltere'de e... bizim şu anda kaynaklarımızın evet. çoğu evet, tabii. Arap aleminde, İslam aleminde çıkmıyor. Zaten hülaküsü mülaküsü Bağdat'a oradan gitmiş milyonlarca kitap. Bir de yeni yeni kitap. araştırmacılar yani hani tek tükte eskiden şimdi biraz daha çoğalmaya ya başladı. Ya şimdi ben işte babam biraz tabii biliyor 90'a yaklaştığı yaşı yani o eski dönemlerde yaşamış tek parti dönemini vesaire de yani insanlar evlerinde Arapça yazan bir kitap bulunur da suçlanırız da baskın tabii. olur da hapse atılırız korkusuyla zaten elden çıkartmaya uğraşmışlar. Tabii. Şimdi milyon dolarlar edecek. Tabii, Hafız Osman, Kazasker İzzet, el yazma kuran. Şimdi koysan 3 milyon, 5 milyon dolar müzayedede gider. Onları bile çöplüklere atıp e, şimdi çok para edecek ama ne bilsin adam. Hocam bu zenginlik ve fakirlikle ilgili kitabınızın yani, biraz bahsederseniz. Bu kitabı da ben böyle, bir ay sonra mı çıkacak? Yani şimdi? bir aya inşallah yetiştiririm. Şimdi şartlar dedim ya bir bir salgın çıkınca o konuya yöneldik. Normalde kitaplarımızın bir sırası vardı. Benim birinci cildi çıkmış. Ama hep öyle oluyor ikinci, değil mi? Yani kendi, ya, ya, değişiyor, i̇kinci tabii. cilde hazırlamam gereken tabii. kaç senedir, on senedir bekleyen kitap var. Onun ikisi çıkmadı. Buradan başka iki cilt başka kitap çıkıyor. Hı. Olaylar da gelişme. Şimdi ekonomi bozuldu. Ekonominin bozulması işte bir senedir, iki senedir. insanlar e, tabii ki geçim e, derdine Sıkıntısı düştü. Maaşlar çıkırsa düştü. Burada şimdi... Ben burada baplar halinde bunu şey yaptım. Yine küçük girdim. Beş, derken yani 5-10 dua yazacaktım. Evet, evet. Şuna dikkat edin, şu namazı kılın, şunu okuyun yazacaktım ama... E, ...bunun sebepleri nelerdir? Evet. Sonra baktım fıkıhlarda şurada burada bayağı bir bap açmışlar. Yani fakirlik sebepleri ne, ne gibi? Unutkanlık sebepleri gibi. Onlara da bap açmışlar. Talim mütalim eski 900 bin senelik alimler. Şimdi onların eserine görünce tabii iş işte, detaylandı yine. Yani 200 sayfa, 250 sayfayı buldu Ama ile. genelde şeyi fark ediliyor değil mi hocam? Eski olan ekonomik krizlerde bugün aynı şekilde belki teknoloji falan değişti yani, ama her şey aynı. Aynı şöyle. Şimdi kıtlık diyorsun var. Pahalılık diyorsun var. Evet. Ondan sonra savaşlar. E, efendim diyorsun. bereketsizlik. Evet. Şimdi Bravo. bereketsizliği şu anda toplum anlamıyor. İslami evet. bir terim. Bereket ne, bereketsizlik ne? Evet. Yani ömürde bereket. Adam 50 sene yaşamış. Halid Bağdadi 40 bilmem 40 küsur yaşamış. İmam Nevevi 52 yaşamış. İmam Gazali hayatını eserlerine vursanız şimdiki şeyler güne bir kitap düşüyor. Çünkü orada 18 varak diyor. Tabii. O o varakları çözdüğün mü 100 sayfa kitap oluyor bizde şu an. Yani hayatının bunun çocukluğu da dahil bu ne zaman okudu? Ne zaman şey etti? Şey işte ömürde bereket diyorsun. İmam Gazali diyoruz. Zannediyoruz ki 500 sene yaşamış. Yani bir İmamu bu Göz kadar esere yani bakıştı, 50 değil küsür mi? sene yaşamış. İmam Neveviler falan eserlerini, ömürlerinin günlerine vursak, günlerine vursak günde küçük bir risale çıkıyor. Günlük. Bu ömürde bereket. Ömür adama bakıyorsun 100 sene yaşamış. Yani adamın bir dikili fitanı Hocam, yok. Hemen bir Hiç hayrı bereketi kalmamış. Ne bereket kendine neden ne çoluk yok çıkıyor. oluyor. Yani şimdi genel itibariyle baktığım zaman eskiden ben çocukluğumdan da bilirim. Ya işte kıt kanaat geçinirdik. Zaten o kadar malımız yoktu. Mut, Mutlu. Mutluluğun dışında ya bitmezdi. Şimdi alışveriş yapıyorsunuz. Buzdabını açıyorsunuz. Ya iki gün önce almıştım. Ne oldu? Bu bereket niye gidiyor? <laughs> yani şimdi bereket e, Arapça bir kelime. Zaten Kur'an'da da bunun e, tabirleri çok geçiyor. Fiil olarak çok geçiyor. Barak mübarek kıldık işte. Yağmura mübarek su diyor. Ma diyor. İşte bu gibi bereket Mescid-i Aksa'nın etrafını barak ne Bu bereket de, fiilde de de geçiyor. Cemile bereket geliyor. Bereketler. Mesela orada ben size açıkça ayet okuyorum. Ha bizi dinleyenlerden Müslümanları bağlar. E Kur'an'a inananlar buna inanmak durumundadır. Ama burada bir matematik bu, soru işte olarak. Burada Tabii onu diyor, Ama lazım. Allah Teala zahiri bir sebep de gösteriyor. Tabii. Mesela ne bu Resulullah ve leve ne ehlel ve ehilleri, şehirliler, köylüler iman etseydiler diyor. Bu şimdi bizim el i Sünnet'e göre bir iman şartları var. İslam şartları var. Bir evvela bir beyinde namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, amel yapamasan da, günahtan sakınamasan da kafada bir inanmak diye bir mesele var. Veyahut da bu, niyet değil he, biraz da? Şimdi evet. bu imanı güzel yapacak. Ama yetmez. Vettekau, takva sahibi olsalar diyor. Şimdi takva, sakınmak. Bu sakınmanın da dindeki istilahı, karşılığı haramlardan, günahlardan sakınmak. Bunun en kısa kelimeyle açılımı bu. Haramlarına kadar, günahlarına kadar, büyükleri, küçükleri, cidler dolusu konu çıkabilir. Ama haramlardan sakınsalardı diyor. Lefetehne aleyhim elbette biz onları açardık berekatin bereketleri minessema gökten yağdırarak vel ardı yerden bitirerek şimdi ve lakin keze bu lakin bizim diyor uyarılarımıza e, hafif aldılar e, ayetlerimizi yalan saydılar kitabımızı inkar ettiler peygamberimiz neyse o zamanki müşriklerden başlayan süreç bugün de aynı kafalar devam, devam ediyor. ediyor. Biz de onları yakaladık diyor. ...bu Yakınladık yakalama, değerken, bu yakaladık... ...bir makamı öyküsü bu... ...kendi yaptığı yakaladık ne demek... ...bereketlerini Tabii kaçırdık... Canım. ...çok kazanacak ama... ...efendim... ...devamlı hırs ve tamağa düşecek... ...aç kalacağım diye korkacak... ...o açlık korkusuyla efendim... ...psikolojisi bozulacak... ...bunalıma girecek, cimrilik yapacak... ...bu sefer ona buna vermeyecek... ...muhtaçlara vermeyecek ya. yani... ...kısır bir döngüye girdiğin zaman... ...toplum zaten... Efendim ben açım ona niye vereyim? Yarın bir gün ben stok yapayım. Herhalde kıtlık olacak. Bu psikoloji başladı zaten şu tabii, anda. Tabii, başladı. Bir de pompalanıyor. Tabii, tabii. E tabii ki kuraklık, kıtlık önümüzdeki sene işte şunu ekim bunu biçin. Evinizde birkaç e, çuval un bulundurun. Bilmem ne ani tehlikeler olabilir memlekette. Tedbir sünnettir. Her zaman her şey olabiliyor tabii. Zelzele de oluyor. Afat, semaviye de var. Bir biraz un bulundurulabilir. Ama ben öyle insanlar duydum ki yani sonra çürüp küflendikten sonra buğdaylara attılar, onu bunu attılar. Bu bir e, tabii Kur'an'ın tabiriyle bereketlerini kaçırdık diyor, onları yakaladık diyor. Yani adam kıskıvrak yakalanmış durumda. En zengin adam, en cimri adam. Şimdi şöyle İlginç değil mi? En zengin niye en cimri? Tabii, tabii. Mesela Yahudiler hakkındaki ayette ne buyuruyor? Hepsi ister ki bin sene yaşatılsa. Mesela onlar hakkında hep ne diyor? Çok cimridirler. Çok cimri, çok sıkıdırlar, tutumludurlar. Yani milyar dolarlık servetler dünyada onlara ait. 3, 5, 7, 10 dünyanın en zenginleri bakıyorsun. İlla içinde en yüksek zenginleri Yahudilere ait falan. Hayatlarına bakıyorsun, efendim? tüketimlerine bakıyorsun, gösterişlerine minimal. bak, hiçbir şey, tabii, hiçbir şey yok. Hiçbir minimal. şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü Ama e, e, burada tabii e, bir cimrilik neden geliyor? E, aç kalırım. Aç kalırım korkusu. Hocam onlar genetik olarak zaten bu travmayı hep yaşamışlar. Hep diyor. yaşamışlar. Öyle de bakmak lazım. Durup et alemü zilletü diyor Kur'an. Yani bir alçaklık ve yoksulluk ve sünefelik miskinlik için... şeyi evet. damga gibi üzerlerine tamam. yapıştırıldı, yapıştırıldı diyor Kur'an. Hakikaten şu anda dünyada bak genetik inceleme yap böyle evet, çıkıyor. Abi. Şimdi bizde de bereket niye kaçtı? E haramlardan sakınılmıyor. E içki var. Toplumda kumar var. Toplumda Efendim fuhuş var, zina var, eşcinsellik var, lezbiyenlik var. Şimdi bunları konuştuğum zaman darılıyorlar, kızıyorlar ama... ...sebeplerini de sordukları zaman ben de doğruyu anlatmak zorundayım. Birçok hadis mesela zina çoğalırsa... ...kötel matar, kıtlık olur diyor. Fuhuş çoğalırsa diyor, işgaller olur diyor, esaretler olur diyor. Tabii, bu yalnızca Kur'an'ın yani, içinde bakmamak lazım. Hemen hemen tüm semavi dinlerde aynı şekilde bahsedilmiş ve bu bunlar kayıda geçmiş durumda. E tabi mesela evet. su, bile e ne diyor? Ebru ne ayet peymen ay zekat. E zina üftet ve ender cihat diyor. Farsça beytlerinde. Yani bunlara bahat hadisten alınan. Evet. Mevlana da roman yazmadı. Yani diyor ki işte zekatlar doğru verilmediğinden fakirin hakkı tabi kısıtlanmış oluyor. Şimdi Türkiye'de öyle zenginler var. İkisi üçü zekatı tam verse fakir kalmaz. İkisi üçü. dünya için de geçer. Dünya, dünya içinde için de geçer, geçer. ama ben Türkiye'de şimdi Tabii. ekonomik şartlar sıkıntı var. Tam da zekat verilmiyor doğru e bu sefer ne oldu diyor? E bulutlar gelmiyor diyor. E şimdi bu sefer bulutlar Ancan, geliyor. Şimdi iki... Mesela diyor vebadan evet. sebep şey zinadan sebep 6 cihet ediyor veba Salgın oldu ve badede şimdi tabii, ki tabii. bir misal. Eysidir şu sudur Onlar da bulaşıcı. O da cins cinsi şeylerden, cinselden bulaşıcı. Ama diyeyim, hocam bu, bu böyle gitmeye başladığı zaman bunlar çok çok karşımıza çıkacak. İsterseniz gelin ilk başa dönelim. Yani nereye? Zamanda bir yolculuk yapalım. Her şeyin olduğu ilk güne, yani cennetten kovulmaya gidelim. Şimdi ya orada da yine tabii bir. Şimdi zeline, şöyle bir bu şey var hemen. tabii. E, İnsana bir ağaca dokunmaması gerektiği söylendi. Bu ağaç tabi isterseniz hani başka anlamlarda anlatırız bu kayıt Yok, dışında yani çok kullandık. Yani, bu da yani yapım elmadır böyle elmadır, elmadır yani öyle hala, bir evet. şey söyleniyor ama bu aynı zamanda bir hani soy ağacı da olabilir vesaire. Bunlar başka her zaman konuştuğumuz konular. Çünkü Kuranda işe... onu yediler dediği için evet. yediler tabiri Kuranda geçtiği için biz İslam'a göre biz, o bağlıyor bizi. yenilen bir şey yiyece evet. atıfta bulunuyoruz. Evet. Şimdi hocam. Bir problem var. O da ne? İlk defa karşımıza serpent çıktı. Yani bildiğimiz iblisin kendisi insanları caydırdı konudan. Ve insanlar yasağı yaptıkları için ilk duygu, utanma duygusuyla başlayan ilk günahı işlediler. Ve bir şekilde dünyaya gönderildiler. Şimdi cennette cinler... Şeytan olduğuna göre, yani iblisin kendisi olduğuna göre, cinlerde var mıydı? Cinlerde kovuldu mu? Şimdi burada baya bir girizgah var. Yani aslında şöyle Demela, gidelim. Şöyle yani yani Kuranda kelime... cinler nasıl anlatılıyor? Yani Kuranda hadisle birleştirmeden tam bir tefsir çıkmıyor. Evet. E çünkü zaten Kuranda anlatım alekendik. <laughs> Litube yeneli, ne asmanuzilelim? Habibim, sana bu Kur'anı indirdik, sen ne indirildiğini insanlar açıklayasın diye. Bu birçok ilahiyatçının dediği gibi peygamber postacıdır haşa tebliğ etmiş geçmiş gitmiş yani sahabeye hiçbir yorum yapmamış gibi bu çok yanlış dinsizlik bir inancıdır ama maalesef bazı da var peygamberin görevi sadece tebliğ değil sadece ulaştırmak değil ulaştırmak postacıya gelir mektup bırakır gider İçeriğiyle hiç ilgilenmez sana ne yazıyor orada sevindirici bir şey mi var üzücü bir şey mi var ne alakası var postacının e şimdi bu insanı dinden çıkarır bu görüş sen açıklayasın diyor demek ki burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri açıklayıcı olduğunu Kur'an zaten söylüyor söylüyor tabii. söylüyor sen açıklayacaksın diyor e peygamberin açıkladığına da Kur'an denmeyeceğine göre o açıklamalara hadis deniyor o da vahidir farkı nedir Kur'an namazda tilavet yerine geçiyor. Çünkü direkt Cibril'le Allah'ın kelamı olarak geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi diğer hadislerde Cibril yine geliyor ama mana olarak getiriyor. Kalıba lafzı kendi döktüğü için bu namazda kur, tilavet yerine geçmiyor. Lafzında icaz yok. İcaz, aciz, bırakıcı. Evet, Kur'an'da mucizelik var. Hadislerin lafzında mucizelik yok. Ama manasında sineğin bir kanadında şu var, bir kanadında bu var. Japon bulunca Müslüman oluyor 1400 sene sonra. Manada mucize yine var. Çünkü aslı vahya dayanıyor. Rüya görerek konuşacak hali yok. Nerede kaldı ki? Rüyası da vahidir. Rüyel enbiya ve vahyün peygamberlere sade mahsus. Evet. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kes kurban etme olayı rüya ile olduğunu Kur'an söylüyor. E böyle bir ciddi olayı e, vahiy olmasa peygamberler bunu vahiy telakki etmeseler olduğunu yatırıp kesmeye kalkmazdı. kalkmazdı. Dolayısıyla şimdi biz hadislerle birlikte bir karma yapmak durumundayız. Bazı tabi burada sahabeden tabiinden e, görüşlerde ilhak ediliyor. Ayet hadise a, Tabi yani. onlar da tabi. ayet hadisi açıcı maniyette. E, şimdi burada cin kelimesi örtüden geliyor. Arapçada cenne örtündü demek. Fele ma cenne diyor Kur'an'da işte gece onu örttüğü zaman İbrahim kulumuz diyor. Cenne cinne bu kelime yani cinnet de buradan geliyor. Minel cinneti ve nas cinnet esasen ee, cinin bir ismi de cin, minel cinneti de cinnet diye evet. geçiyor. Şimdi Kur'an'da 26 yerde geçiyor. Şimdi onu sayıyorlar, cin kelimesinden sayıyorlar 21 çıkıyor. Halbuki aynı konuda 5 ayet daha var. Cinnet kelimesiyle yine cinler anlatılmış. Ediyor 26. Bir de müstakil 26 ile nereye varacaksınız? Yani yerde geçiyor Kur'an'da bunların yalnızca, varlığı. Yani bir yere bağlamıyorsunuz. Bunların varlığı geçiyor. Ha ben yer... şimdi o şifre işlerinde evet, tamam. okay. Şifre işlerinde benim tamam. ihtisasım tamam. yok. Ama biri buradan bir efcet'e vurur, bir bilmem ne çıkarır, bir şeyler onu bilmem. O ilim bende yok. Tamam. Bazı ulema adam, meşayihte var. E ama onların da bir şey olsa derdim şu anda. Ezberimde yok. Hocam burada ilgili mesela bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi Cin suresi Kur'an'ın 72. Sure, suresinde bahsediyoruz. Şimdi şöyle bakalım mı? Bu sure 28 ayetten oluştu vesaire vesaire. Şimdi 72... A müstakil sure adı bir tek onda var. Bak şimdi şunu söyleyeceğim hocam. Buradaki 72 tabi ben başka ilimlerle de ihtisas yaptığım için 72 ya onu bir verebilir misiniz? Son bir şey vardı resim attım hani Süleyman'ın şeytanları. Hocam ben. şimdi bu benzerliği de işin içine koymak istiyorum. Yani Süleyman Peygamber'in yani şurada gördüğünüz şekillendirmişler bunu ama ekrana da verelim arkadaşlar bunu. Yani bunlar tabii kendileri şekil olarak bakmayın. Bunların kendisi aslen bir sesi anlatıyor. Bir ses. Ama 72 adet var. Değişik ses. Evet. Yani o sesler yani çıkar yani şimdi ben Cübbeli Ahmet Hoca dediğim zaman sizi anlattığım gibi oradaki herhangi bir seste X bir cini anlatıyor. Süleyman peygamber bu cinlerden yararlanıp sizin çok iyi bildiğiniz konular, yani şu anda va kendisinin inşaattan tutunda hazinelere kadar, hazinelerden tutunda iklim değişikliğine kadar bu cinlerin hepsi kullandı. Işınlamaya Şimdi, kadar. Işınlamaya kadar. Bunları derin derin konuşalım. Şimdi fakat buradaki 72 aynı zamanda yine söylüyorum, e, cin suresi Kuran'ın 72. E, yani bir bakıyoruz yine orada 72 var. Ayet rakamı mı yetmiş? Evet. Ben şey rakamlar evet, 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 bilmem rakamı. Nasıl olacak hocam bu? Yani şimdi bunlar... Yani bunlar niye birbirine bunlar bu kadar şu çok var, enziyor? Bunlar tevafuk edebilir. Ha, tevafuk bu, tevafuk diyorum ama ben bunda ihtisasım olmadığı için. Şimdi bu nedir? Kat'i ilim ifade etmez. Kat'i ilim şu demek. İnanmayan kafir olur. Ehli sünnetten çıkar diyemeyiz. Ama Evliya Allah'tan biri, Meşayık'tan biri veyahut da bu ilim, ilmi havas deriz buna. Bu havasla uğraşan Ahmet İbni Buni gibiler, Muhittin İbni Arabi gibiler Bu işte hakikaten dünyanın sonuna kadar artık onların üstüne gelmez Bu insanlar böyle bir şey demişse, kitaplarında görmüşümse Ben inanırım Ama nedir? Başkasına inanmak zorundasın Burada 72 ses çıkıyor, burada da 72 ayet olduğu için Bu bunu sembolize ediyor gibi de Bir hüküm vermemiz dini açıdan doğru olmaz Çünkü bu noktada işte bir Edip Yüksel olayı yaşandı. 19 Aa, 19'dan evet. kaç kişi kafir tabii, oldu tabii. gitti. Yani ne demek istiyorum? Çünkü bu kafayı millete e, ham madde gibi verirsek, bunu yoğurunda ne yaparsanız yapın dersek... ...bu adamlar nereye gidebilir? Felakla Nas suresini Kur'an'dan çıkartmaya gidebilir. Tabii, Neden? 19'u tutmadığından. Tabii. Veya Tevbe suresinin son iki ayetini, Lekacı hakımı e, bu ayet değil sonradan katıldı. Niye? Efendim 19'a tutmuyor. Yahu sen dünyanın sonunda gelmişsin, zurnanın son deliği. Bir 19 çıkartmışsın, tamam. Kur'an'da var ama aşar. enşar. Müttesir suresinde Zebani'nin sayısı olarak, cehennemin görevlisi 19 diyor. Kur'an'da bir 19 geçiyor ama Zebani'nin görevlisi olarak. Sen bunu aldın kaldırdın, her sure zaten 19'dan gidip çarpıp çıkarırsan, bu noktada da ayetleri Kur'an'dan çıkarırsan bu buna uymadı diye, ya sen ona uyacaksın. Demek ki senin anlamadığın bir hesap hatası var. Madem o kadar iyi gittin, madem hepsini tutturdun, bir tane de şey ettin. O zaman anlasana ki sende hata var. Sen Tabii. bir hesap hatasındasın Kur'an değil. 1400'e dir okunan Kur'an bir bu. de şöyle bir şey e var. şimdi, şimdi dolayısıyla Ortel'le program yaptım. Dedim ki yani şimdi bir problem yok mu burada? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in temeli şunun üzerinedir. ...hiçbir zaman, hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini vaat eder Kur'an. Evet. Şimdi değiştirilemeyeceği diyorlar ki işte zaman içinde oynadılar. Ya bu değiştirilemeyecek üzerine vaat edildiyse... Zaten kur ...iman da ettiyse bunu ha, nasıl o, değişecek? Kur'an'ın korunmuşluğu tabii, gidiyor. Tabii. Kur Zaten o zaman ne hepsi değişmiş ne oldu. Ne zikre, le hafizun. Kur'an'ı evet. biz indirdik, onu korumayı tekeffül eden biziz diyor. E şimdi bu ayet bunda mı tamam... Sen Müslümansın Müslüman. Kur'an'a inandın, inandın. Burada Allah koruma vaat etti mi? Bak Tevrat'a, İncil'e vaat etmedi. Buna etti mi? Etti. Peki niye edemedi, koru, koruyamadı? Tabii. Ee, i̇manın zaten şey çöküyor, bina çöküyor. Tamam, bravo. Ha şimdi bina temelden gidiyor. Tabii. E şimdi aynı sorun, şi Şia'da reddiye yapıyoruz. Tabii. Çünkü neden? El-İbni hakkındaki ayetleri Hazreti Osman çıkartmış. Kur'an eksiktir. E şimdi bu mantık onların şeylerinde var. ...küleynilerinde, bizim Bukhari ayarını ...eski kaynak, tabii, şimdi tabii, biraz tabii. dillendiremiyorlar. Açık dillendiremiyorlar... ...dünya toplumu artık her şeyi görüyor diye. Ama kaynak kitaplarında... ...var. E şimdi o zaman... ...aynı şeyi onlara söylüyoruz. Bu ayeti... ...Kuran'dan inanıyoruz. Kur'an'dakilerin hepsi doğru mu? Doğru. Ama eksik. E nasıl eksik olur abi? Koruyamadı mı o zaman Allah bunu? Tabii. O zaman zaten... ...senin inandığın kitabın içinde de yanlış çıktı. O zaman iman yanlış oldu. Haşa. Tabii, yani o... Tabii. ...hakikaten... Şimdi şunu demek istiyorum. Bu gibi şeyler... Siz geliştirirseniz işte bu 72 bulunur. Hocam Oradan ben şöyle de, de gittim aslında tam tersi ben bugün birinden öğrendiniz. Bir, hayır hayır ben bugün şans eseri. Ha bilmiyorum. Yani çünkü ben. E ben şimdi sorsanız cin suresi mesela 72 ben rakamları evet. da ezbere bilmem. Şimdi şöyle sen kuluhuyu okurum evet. şimdi sana ezbere. Ama rakam şeyini bilmediğim için. Şimdi şöyle ben size bugün göre devam bu bugün şeyden aldım nedir onun ismi ee, hani Cin suresine bak. Ya oradan görünce dedim ki 72 geçiyor. Allah Allah neden dedim? Bir baktım. Yani Şimdi bunlar tevatür Ben çünkü şöyle tabii şöyle de bakmamız lazım. Allah yalnız Kur'an'ı yollamadı. Biliyoruz ki diğer kitapları da gönderdiğini. Hatta semavi dinlerin dışında da kitaplar gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla zaten bu bir şeyin tekerrürü ki, kita, olduğu için. Kitaplar şöyle onlar Geçmiş peygamberlere sahifeler indirdi illa tabii, kitap tabii. indirdi. Dört, dört büyük kitap evet. suhuf diyoruz. sayfalar indirdi. Hepsi ama şu anda tabii Kur'an'la onlar nesnedildi. Yani bizi bağlamıyor. Bizim onlardan yani hüküm çıkartmamız, onlara dayanarak bir hükme varmamız dini açıdan... E, ...sakıncalı, Hocam, caiz değil. Hocam yalnızca analiz için bakıyoruz. Yani yani şey onu şimdi inceleyen de var. Tahrif var mı? Nerede tabii değiştirilmiş? Tabii de ne olmuş? O mukayeseler Aynen. yapılırken değiştirilmeler anlaşılabilir. Tevratı da biliyoruz değiştirildiğini Yani ama. ihtisas sahipleri... ...reddiye için, cevap için, ilim için yapabilir. Aynen. Ama ihtisas dışındaki Müslümanlara... ...biz bunları da okuyun sevap alırsınız diyemeyiz. Çünkü fazileti kalkmış. Nesk olmuş. Hükmü Cinlere kalkmış. Cinlere döndüm. Şimdi... Şimdi cinler Cennetten kelime kökü kelime gül kökeninden geldik. Bunlar görünmemekten geliyor. Şimdi bunların da görünmemesinin sırrı hakkında mesela bunların babasının adı can. Bu sonu şeddeli olduğu için can böyle tutuyoruz biraz. Evet. E, ikinin olduğunu anlaştırmak için. Şimdi insanların babası Adem Aleyhisselam tek kişi ilk yaratılan topraktan e, şeyi asla kabul etmiyoruz evrimi devrimi gerisi yok. Kur'an direktman ve bede başladı diyor. Halka insan insanı yaratmaya mintinin çamurdan alarak diyor. Yani bu ayet nastır. evrim hiçbir Müslümanın inanacağı bir şey değildir. Şimdi Adem Aleyhisselam çamurdan yarattığını söylüyor. Bu da bütün insanların babası olduğunu söylüyor. Halakakü nefsin vahidetin sizin hepinizi tek bir candan, tek bir diyor Nisa suresinin başında. Bu iman esası. Kur'an'da nas, delil var. Cinler ise Onların babası hakkında Kur'an'da geçiyor. Can diye bir isim geçiyor. Şey bir de İblis meselesi var. Bir de şeytan meselesi var. Şimdi Can cinlerin babası. Bu cinlerin e, babası e, hakkında e, bugün yani baya bir kitaplara bakayım dedim. Kafamda çok şey, şey değildi ama işte meşhur Burant'in Halebi var. Siyer sahibi büyük alimler eski Suyutini, Lukatul Mercan fi Can işte efendim İmam Şibli'nin Akamul Mercan fi Akamul Can bu İktul Mercan fi Akamul Can böyle bende 2 3 raf belki daha fazla cin ve şeytan konusunda ihtisas yapan özel kitaplar var. Öbürlerinin hepsinde geçer ama bu konuya özelleşmiş. Ben tabii çok vakit bulamadım. Apar topar yani kafayı toparladım geldim. Ancak Şumiya diye bir isim. Bu bugün onu gördüm. Şumiya tabii bu İbrani veya da Süryani olabiliyor bunlar. Öyle. Sin sin Yap. sin değişiyor. Muşa. mesela onlardan o, Moşe. Evet, Musa. Evet, e Kur'an'da Musa'dır. Çünkü o sin şinin çok birbirine evet, takallubu var. Evet. var. Bu gibi Şu diyor. Su diyen var falan. Bunun özel ismi bu. Buna inansan, inanmazsan Aristotelden çıkmazsın. Evet, mesela evet, onu konuşmuyorum. Evet, evet. Ama can diye bir şey var bu Kur'an'da. Vel can derken nasıl yazılıyor hocam? Can Arapça kelime yok, yok, nasıl yazılıyor. Nasıl yazılıyor? C a Türkçe'de diye mi? C A'yı çektirme yapacağız. Tamam. Can. Bir de iki nun koyacağız, iki tamam, ne okay. yazacağız? Can. Canlı. Bu tamam. canlı diyor. Halak o? Biz yarattık. Min kablu daha önce diyor. Şimdi daha yani insandan önce, önce olduğu evet. Buradan çıkıyor. Tabi. Çünkü bunun gerisinde insanı min salin kel işte saksı gibi kot kot vurduğunda ses çıkaran bir e, topraktan çamur çamuru tabii tabi e, kurumuş. Ya, ona da mesnun diyor, kokmuş diyor. diyor, diyor. Yunus halil diyor korkmuş diyor çünkü beklemiş tabii, diyor. Tabii. Artık diyor şeyi değişmeye yüz tutmuş diyor. E, e, tabiatı. Bunları söylüyor. Kel da saksı gibi diyor Rahman'da eee sure cellesinde. Bunları topladığımız zaman tamam. Onun peşine de diyor ki cinleri bundan evvel yarattık. Min kabli önce de buradan Kur'an'dan bir şey yakaladık. Mevzu çıktı evet. bize. Cinlerin yaratılışı bize. Biz bizden biliyoruz önce. ki insandan tamam. önce cinler yaratıldı. var yaratıl. Evet. Nereden yarattık diyor? Min semu ee, çok hararetli bir ateşin ateş derken neyi kastettiğimizi çok net söylememiz lazım. Ateşin... Yani herkes derken bildiğimiz ateş sanıyor. Bildiğimiz Öyle... at... yok bildiğimiz şimdi, ateş. Ama ateşin neresi? Koru, içi. Ateşin özü... bak şimdi burada evet. şimdi Kur'an'da ayetleri ve hadisleri hepsini bilerek bir muhakemeye varırsak doğru yola Tabii, varıyoruz. Doğrudur. Yoksa yarım kalıyor Tabii. veya yanlışa gidiyoruz. Tabii. Şimdi burada ateş diyor. Minnar diyor. Naris semum diyor. Öbür hadde Maricim minnar diyor. Mariç geçiyor. Bu maricim minnar derken ateşin alevi diyor. Alevinde de son güzel mesela tefsirlere falan bir çıkarım yaparsak ne diyor biliyor musun? O yukarı doğru çıkarken böyle dışarı dil gibi bir şey çıkar böyle en üstte. Evet. O dilinden diyor yani. En üst noktadaki artık yukarı doğru zaten onun için kibirlendi. İşin içinde isi pusu hiçbir şeyi olmadan yok, yok. Çünkü olmadan havalanma evet. işte şimdi havalanma tabii. nedir? Ee, havalanma bizde de maalesef şeytan girince oluyor biraz kabarmalar, tabii. şişmeler. ...işte şey iblisin zaten ilk günah dünya ahiri dünyada gökte yerde ilk günah haset. E hasetin sebebi de ene hayrumunu ben ondan hayırlıyım tabii, felsefesi. Tabii. E, ben ondan hayırlıyım felsefesini anlatırken de zaten iblis neyi öne sürüyor? Onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Çamur hakaret ediyor, ateşe tazim ediyor, büyük tutuyor. Bir de Onu... çamurdan ve o kokandan diyor. Kokan mı çamurdan yok? diyor ama ateşten diyor. Ama şimdi incelediğin zaman toprak mı, çamur mu daha faydalı, toprak mı daha faydalı, ateş mi daha faydalı? Alimler burada ciltlerce kitap yazmışlar. Konuları toplarsan bir cilt çıkar. Yani toprak daha faydalı maddi manevi açıdan. Evet. E, ateşin bazı yerde lazımlığı var. Ama tabii kime göre neye göre? Kime i̇nsan, göre neye göre? Ama işte insanın insan, bütün yediği içtiği tabii. topraktan... İnsan odaklı e, baktığımız zaman yani toprak... Yani ot, ot bitse, tabii. yeşillik de yese, tabii. ateş olmasa, pişirmese de yaşar. Tabii. Şimdi ama bir şey bitmese yaşayacak hali kalmıyor. Çünkü neden? Hayvan da kalmıyor. Tabii. O da yemeden her şey oraya dönüyor. Şimdi bir felsefe yaptı, bir yanlış mantık çevirdi orada... İlk felsefe yapan iblistir şeyi de buradan çıkıyor. Evvelü menkase iblis. Çünkü orada Allah sana demiş ki şuna secde et. Orada yorum yapmamalıydı. Fakat ne çıktı burada? Her illeti iblis, ene hayrun bedes. Ben hayırlıyım. İlleti diyor, marazı hastalığı. Her hay mahlukta vardır. Hayvanda bile vardır diyor. At bile şöyle bir kafete, horoz şöyle bir hareket. Hepsinde diyor bu illette nasibini almıştır. Şimdi burada... Onlar şeyde ateşin alevinden yaratıldığı zaman ilk babaları can bu can işte adı ben de şey yapıyorum şu miya deniyor kitaplarda böyle geçiyor bu da bilmiyorum kaç milyarlık soru yani bu şu miya tabii şey tabii. ben kaynaklarda gösteririm <laughs> Çok güzel. kitaplardan cilt sayfa veririm yani ama e, bu, bu zaman kadar bilmiyorum kimse ben internete dedim arkadaşlar şu miya diye bir şey var mı bilmiyorum Bizinkiler girdiler bir arkadaşlar bulamadılar şu miya belki bu ilk olarak buradan geçecek şimdi. Neyse işimiz bitti de iblisi anacak halimiz yok. Ama iblis değil bu. Bu cinlerin babası. Bu cinlerin babasından nasıl ki Adem Aleyhisselam'dan insanlar türedi. Bundan da cinler, e, cinlerin erkekler, dişleri türedi. Şimdi bunun e, iblis de buradan geliyor. İblis, şeytan da buradan geliyor ama bir kür. Yani insanlardan ırklar gibi, siyahiler gibi, beyaziler gibi, şu gibi, bu gibi bir ırklar var. Cinlerin içerisinde bu sınıflar var, ırklar var, türler var, türler. Mesela şimdi normal e, görünmeyen bir varlık çünkü o Allah'tan istedi dilekte bulun. Nasıl Adem Aleyhisselam dilekler istedi, o da istedi. Allah'tan istedi ki göreyim görülemeyim. Allah Teala da dedi ki, tamam bu teknisine talebine icabet ettim. Şimdi o bu durumda. Ama ahirette biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek mahşerde. İşte Allah hep türlü bir şey kısas yapar. Mutlaka kimse kimseden aşağı etmez de bir mukabelesi bunun böyle gelecek. Mahşerdeki durumda. Hocam cinsiyetleri kadın erkek. Erkek ve dişi Garip olan. bir şey sorayım. Hı? Yani onlarda da eşcinsel var mı mesela? İnsanlardaki günahların hepsi var. Heh. Günahların hepsi İnsanlar var. İnsanlar işlemiş olduğu tüm Kemayüller. günahlar veya da evet. Zaten eşcinselliği başlatan Lut kavminde ilk zuhur ettiğindeki şey şeytanın ee, insan suretine girerek biriyle bu ilişkiyi yaptığını birilerine göstermesi, Boston'da tenab bir yerde. Dolayısıyla ilk işi başlatan zaten iblis Kuranda yemin ediyor, diyor ki velâ başka ayetlerde de var. Önlerinden geleceğim mesela bunlar hep Kur'an'da. E şimdi sen adamdaki ne anlatıyor bu ya hurafeler cinler şeytan? Ya hepsi Kur'an'dan okuyorum. ben onlara geleceğim. Yollarına çıkacağım. Yollarını vuracağım diyor. Min beynih edeyim. Önlerinden geleceğim. Mükal arkalarından evet. geleceğim. Ve eymanim sağlarından. Bunların hepsinin ayrı manası var. Şimdi bu önden gelme ne manaya geliyor? Şimdi bunlar şu anda aklımda hepsi olmasa da sağdan ne manada geliyor? Soldan ne manada geliyor? Hangi vesveseyle? Hangi e, efendim karıştırmayla, fitneyle? E ondan ne sonra, anlamda geliyor? Ne anlamda geliyorum? Açılımları var. Hocam şimdi böyle söyleyince oradan buradan... Şimdi mesela şunu anlarsak anlarız. Ne diyor? Öyle amuran ben onlara emredeceğim. Ya buna Allah müsaade veriyor imtihan olsun diye. Allah'ın adeti tavşana kaç taziye tut tecrübedir adeti. Allah'ı anlamak için niye böyle yapıyor, niye şöyle yapıyor demeyeceksin. Demeyecek. Yoksa iman, Tavşana, iman değil. Zaten. İman değil bir de imtihan hikmeti boşa gider. İmtihan boşa gider. İmtihan. Hocam, zaten şimdi... dünyaya ne lüzum var? Allah zaten biliyordu ne mal olduğunu. Kendimizi cennette Hocam, veya şöyle, cehennemde boylayabiliriz. Şimdi böyle bir şey dediniz, aklıma başka bir şey geliyor. Şimdi hikayeye yine döneceğiz ama... orada zaten... Böyle... Yine oraya döneceğiz ha, ve bitiremeyeceğiz. Tamam. Ta, ta. Şimdi siz dediğiniz zaten 5 dakika bitmez ne bitmezdi. Ne 5'ine 55'e. Şimdi hocam bakın o kadar hayat hadisesi var bu konuda. Biraz önce dediniz ya e, hani insanların bir şekilde aklına girer, onları bir şekilde yoldan çıkartır. İşte bu diyelim ki e, cinsiyetle ilgili e, İşte oraya e, okuyordum. Hocam bir şey söyleyeceğim evet. şimdi burada bir soru. Şimdi e, bir bir insana bir evliler eşine bir şekilde cin musallat oldu ve girdi. Şimdi veyahut da bir başka kadın. O da ayrı bir işte. Cin girer mi Başka içine? Onlarda dolu delili var. Tabii tabii. Böyle böyle arada şey yapalım. Ya işte, hani böyle, hocam şimdi bir tane kadın var ve tanımıyorsunuz kadını ama içine bir şekilde cin girdi. Onunla da birlikte oldunuz. Şimdi veyahut da bir eşiniz de olabilir. Bu zina mı? Şimdi cinlerle de Evlenilir mi evlenmez mi meselesi aynı bir başlık. Şey. Tabii, o başka bir o, şey. O evlenilir ben mi meselesine. Kandırılmak zina mı oldu yani şimdi? Şimdi şu var. Siz uykudaysanız, uykudayken rüyanızda bir peri veya cinniye diyoruz ona cinniye gelebilir. Senin rüyana girer. Nasıl ki normal bir kadın rüyana girip de ihtilam oluyor adam kamyonu deviriyor. Ondan sonra kusur icap ediyor. Böyle bir durumda bir cinniye dediğimiz peri kızı dediğimiz Biri rüyasına girer. Bir onu efendim ihtilam yapar, boşaltır. Buna gusül icap eder mi? Ben rüyanın eder. Dışında Her rüyada bu bunda e, bunda mesuliyet yok. Rüyanın dışında ayıkken, uyanıkken cinlerle temas edebilme vuku var mıdır? Vaki yani. midir yani? Vakidir. Deliller bunu gösteriyor. Vukuu var bir başka varlıkla evet. E, eğer bir nikahınız yoksa e tabii ki zinadır. Olmaz değil mi hocam? Çünkü Şimdi... neden? Çünkü nedeni sormuş. Her şeye bir ha, delil getirmemiz tabii. lazım. Velledine umli furucim diyor. Kur'an'da birkaç yerde geçer bu müminundan başında hemen. Ferçlerini tenasül uzuvlarını haramdan korurlar. illa ala azvacim eşleri müstesna. Ev mameleket eymanu de cariye meselesi ayrı şu anda yoksa da cariyelik meselesini istisna diyor. O da onun milki yeminiyle müsait oluyor. Kocası yoksa evli değilse tabii. Femenip azalike bunların dışında tatmin yolu ararsa diyor. Bunların dışında tatmin yolu ararsa. Şimdi zaten kölek çareye yani değiliz. Ne kaldı? Eş diyor. kaldı. Tabii, evet. Şimdi burada bizim şu andaki yaşadığımız hayatta nikahlandığın eşin dışında bu ayette biz sınıf yok. E bunun dışını ötesini ararsa diyor. Bunlar hakkı tecavüz geçmiş, batıla kaymış, helaldan çıkmış, harama girmiştirler diyor ayet. Ama, bu ayete göre biz sen ha sen cinniye bir periyle evlendin de hakikaten şahitlerle nikah kıydın da Bunlar ayrı bir konular. Ben şöyle. Bunu nikah kıymış sayı konuşmuyorum. Ama bu olur mu olmaz mı onu hocam, da konuşuyorum tartışmıyorum şey onu. Şimdi konu başka yere Yok ama. sizin dediğiniz şu. Ben şöyle bir diyorum Bir insan hocam. ister Uzaylı diyorsun, ister bir mevne, ister duvar, ister hayvan. Kiminle tatmin yolu bulursa nikahlı eşinin haricinde zinadır ve haramdır ve günahdır. Ama kandırılırsa dedim. Yani, kandırılırsa şimdi, nasıl? Şimdi Sö şöyle söyleyelim hocam. Meyve suyunu hat mı atmışlar? Cin veya bu varlıklar evet. bir şekilde başkasının kılığına girebiliyor değil mi hocam? Ha şu var, siz dediğiniz şimdi, şu. Eşin girdi ciddi... kılığına. Hayır tamam da şimdi bak. <laughs> eşinin kılığına girdi. Evet. Geldi de, sen de onu eşin zannettin eşi diyorsunuz. Zannet. Şimdi bu günah mıdır yani? Şimdi. Ne olacak? Şimdi? Allah'tan bunu bugün görmüştüm yoksa rezil <laughs> olmuştum yani. Rezil olma yok. Şeydi bilmiyorum demek de vezirliktir. <laughs> şimdi bunu bugün gördüm. Bu Burhanettin Halebi az Ektül Mercan bir Can'da ki büyük siyer sahibidir. Evet. Siratül bir alimdir. Eski 400-500 sene evvel. Bu zat bunu yani diğer ulemadan da tabii alarak naklederek hiçbir bir şey uyduramaz diyor ki şimdi cinler insan kılına girebilir mi? Sen kimlerin kılına girerler? Böcektir, yılandır, bunlar Ay, özel her, özellikle tabi, köpektir, tabi, tabi. siyah tabi. köpektir. Bütün bunların aslında bir bab açılıp bir ders bundan gider. Bak, sizin bir program cinler kimin kılına girer? Başka hiçbir konuya girmesek tabi. kimin kılına girenlerin hadisteki delilleri nedir? Sırf o konuda ben sizden 3-5 saat program yapabilirim. Kimin kılığına girer girmez ...bu ayrı bir konu, hepsi ayrı bir konu... ...ama bunu madem sordunuz... E, o, ...o şeyde millet yanlış anlamasın... E, ...diyor ki bu sefer... ...teşekkür kabiliyeti... ...yani meleklerde de... ...insan kılığına girme vardır... ...çünkü insan meleği görmeye... tahammül edemez... ...ama birçok hadiste meleğin insan kılığında geldiği... ...dilenci kılığında geldiği sahih hadislerde geçiyor... E, ...Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e... ...Dihye kelbi diye Arap'ın en güzeli... ...en yakışıklısı sahabeden Dihye suretinde gelirdi. Bunlar hep sahite geçiyor. Şimdi o zaman e, melek insan kılığında görünebiliyorsa cinlerde bu teşekkür kabiliyeti var mıdır sorusu akla geliyor. Buna ulema hadislerden falan cevap vermişler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yılan şeklinde geleni de e, öldürüyor. Sah sahabeden yani. bir, öldürme tabii. emri de var. Bir şey de var. E, Onunla ilgili imtiha ediliyor. Kere, yani, üç tabii. kere ilan edin. Terk etsinler Medine'yi. E, yani diye ilan edin. Çünkü müsaade verin. Yoksa sıkıntı olur. Şimdi bu durumda e, bunun daha dolu işleri de var. Mesela çok ilginç adamın bir yılan öldürüyor. Bunu dünya kadar kitapta da gördüm. Ofta da yaşanmış bu. Mahmut Efendi Hazretleri'nden de defaatla dinledim. Ama sonra kitaplarda da gördüm bunun emsali olayları. Mesela ne? efendi? efendim bunların aynı bizim gibi şeriat, şeriatlar yani İslam şeriatına uyan Müslümanlar için konuşuyorum. Müslüman cinleri, Müslüman cinleri tamam. Aynı bizim gibi fıkı var. Tabii. Hanefisi var, şafisi var, mutezilesi var, ehli sünneti var. Her kafadan var. Satanisti var. Yani de ne var? O satanist Müslüman tamam, değil zaten. Tamam. Şimdi Müslümanların içindekiler aynı bizim nasıl? 72 fırka aynı çift çarşısı. Hepsi var. Mahkeme şer'iyeleri var. Kadıları var. Şimdi kadı var. Adam yılanı öldürüyor. E bunu kitaplarda da kaynaklarını bulabilirim de. Yılanı öldüren adamı kapıp götürüyorlar. Şimdi kapıp götürüyor şöyle. Adam cami akşam namazına gidiyor. Merdivenden adam fut. Yok adam ne oldu? Gitti. E şimdi sen bana diyeceksin ki hoca bana hikaye anlatma. Ne olacak? Ayet var mı? Ya her şey ayet hadis aranmaz. Ama ayet de var. Kelle Evet tu şeyatinu fil ardı hayran. Bir adamdan bahsediyor kafirden. Kur'an diyor ki şeytanların, cinlerin Kapıp götürdükleri vadilere şaşkın vaziyette bıraktıkları, bıraktıkları adama evet, benzer. Tabii. Hadi bakalım. Ayette de şeytanlar alır. Muymuş, kapıp götürüyor, götürüyor. muymuş, Götürmüyor muymuş? Götürüyor işte. Kur'an söylüyor. Şimdi bunu götürüyorlar, mahkemeye çıkarıyorlar. Efendim, ortada bir cenaze gösteriyorlar. Tabii. Efendim diyorlar ki, bir ne öldürdü. bu işte bunu öldürdün tabii. katillikten tabii. Yargıla, yargılanıyorsun ve Efendim cezanda idam olacak herhalde falan. Adam diyor ki ben bunu öldürmedim ama o ben yılan o yılan yani. öldürmüş. Ama o kocaman bir tabutta bir şey var. Bir ceset, bir varlık var. var. Ya diyor ben böyle bir şey öldürmedim. Öldürdün öldürmedin. Ya falan gün falan yerde sen bu yılanı öldürdün. Bu yılan e, cin idi, cinniydi. Ben Bizim organizasyonumuz bu o şekle girmişti. Yılan çekme girmişti. O çok girer yılan şekline. Şu hadiste de var. Sahabeden biri diyor oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yılan geldi ağzını böyle kulağına doğru yaklaştırdı, bir şeyler konuştu. Ben anlamadım ama diyor, efendim sallallahu aleyhi ne am, evet diye bir cevap vermiş ona. Ondan sonra ok diyor, gitti. Dedik ya Resulallah, bir şey anlamadık yani. E, tabii hayvanlarla da konuşma işi var ama, yok dedi, bu yine cülümün el cincin, nereden biridir diye fetva sormaya geldi. Şimdi bu yılan şekli, hadiste de geçiyor. Ama, burada o adama diyorlar ki, sen katilsin, idam karar çıkacak, el cevap idam. Adam da Allah'tan hadis biliyor. Müslümana çattı ya da bile şimdi. Adam da diyor ki ben bunu öldürmem. Peki ne? O da diyor ki peki o niye yılan kılığına girdi? Tabii tabii. Niye yılan kılığına girdi? O da onlarda diyor ki istediği kılıklar sana mı soracak? Ama diyor bizim peygamberimiz yılanı öldürün. Uktülül değil, iki siyahı öldürün. Yani yılanla akrebi öldürün. Vele küntü fissala namazda da olsanız öldürün. Haremde de olsanız mescidi haramda da öldürün. E burada de, Şimdi adam hadis okuyunca bunlar duruyor. Duruyorlar. Mahkeme heyeti var aynı bizdeki gibi. Heyet birbirine bakıyorlar. Hadis okundu tamam da hadis sahih mi diyorlar? Hadi bakalım. Mahkeme heyetinde de bu ilim yok. Adam bunu yaşamış. Kitap eski kitaplarda çok yazıyor da burada yakın zamanlarda da olan işler. Hep uyum sağlayınca aynı şey olduğu anlaşılıyor ama ...şahıslar değişebilir. Mevzu bu. Benim o zaman cevap... muhaddisleri anlatalım diyor. Benim hadis alimlerine Hocam, soruyorlar. Hocam günahı işledi mi işledi İşte bak ben. bekliyor. Hadis alimlerinden cevap geliyor. Onlar da biliyorsunuz zaten şu andaki telefona bile lüzum yok. Hadis <gülüyor> alimlerinden <gülüyor> <gülüyor> cevap geliyor. Vın vın cevap geliyor. Hadis sahih diyorlar ki berat. Adamı yolluyorlar. Adam bir de geliyor memleketine. Ondan sonra efendim bütün millet ne oldu ne oldu seni bir bulamadık. Turun bu. Bu zaten hurafe diye bir laf var Türkçe'de. Bu hurafe, Ahmed ibn Hanbel'in müstedinde sahih hadis olarak geçiyor. Adı hurafe adamın. Esasen Ayşe annemiz radıyallahu anha bir mesele oldu. Hadisi i hurafe dedi. Bu hurafenin hadisi. Hurafe adamın ismi. Bir defa bunu da bir kültür olarak verelim. Hurafe denen bir adam var. Efendimiz sallallahu aleyhi önce yaşamış. O yakın toplumda. Tabii. Hurafe denen bir adamın Ayşe annemiz bunu deyince, "Ya Ayşe, bir şey söyledin ama ne söylediğini biliyor musun? Hurafe kim?" Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle her şeyi deşerdi böyle insanlara ilim vermek için. Konuyu geçitmezdi mesela. Ha şimdi demin de onu anlatıyordum mesela. Şey, cin, cin normal. Pisleşirse, zarar vermeye başlarsa şeytan. Daha şerli olmaya başlarsa marit. Aynen. Daha şey şey, şey olursa, ifrit. i̇frit tabii. Ha. bir de ne var? Hin. Bugün de bunu gördüm. Efendim bir ilim daha verelim kardeşlerimize. Hin oğlu hin <laughs> Tabii. Bu cin var, hin var. Hin, Arapçası... O Muğazı artık çıkıyor. ama mertebenin sonu. O, sefele. Esfel, en köpek cinsi böyle en süfli hareketleri yapanlar da hin diyorlar. Onun için bol bol hinoğlu Hino, Hino, Hino diyenler kendilerine ya, benim hürmet ediliyor zannetmesinler yani. Ne olacak şimdi? Şimdi burada... Zina oldu mu olmadı mı bu? Şimdi olamaz neden olamaz bu dediğiniz kandırıldığı bu, bu, için kandırı... bu hikayeden mi bahsediyor yılanla mı bağladınız Hayır buna? kandırılamaz diyor He. oraya gelmem lazım tabii ki döndünüz tamam. oraya ben dağıtır giderim tamam. daldan dağıtıyorum şimdi diyor ki e, ulema evliya Allahü Teala yılanlara şey cinlere yılandır böcektir şudur bu şu, siyah kübe gibi vesaire şekline girme e, fırsatı imkanı vermiştir bu insan kılığı ancak, da dahil insan kılığı da dahil Evet vermiştir ancak Allah madem şeriat gönderdi, bir din gönderdi. Bununla da insanları mükellef tuttu. Helal belli, haram belli. Bu noktaya izin vermemeyi ve insanların dini konularda, dini konularda ve e, nikah gibi konularda e, helali haramı ilgilendiren konularda aldatılmayacağına, onlara o şekle girmeye müsaade etmemeyi tekeffül etmiştir. Üstlenmiştir. Dolayısıyla bir e, cinniye ...bir farklı kadın şeklinde sana gelebilir ama şeklinde eşin de gelemez. şeklinde evet, gelemez. Gelemez. Çünkü sen Peki, kesin sen gelemez mi? Kesin gelemez. Tamam, ok. Çünkü seni Allah helal la evet. haramla mükellef tutmuş. Evet. Ve buna göresine ahirette azabı var, sevabı var. Hocam bir bu noktada da. Allah seni böyle imtihan etmez. Karınla, kızınla, oğlun mu, kızın mı, karın mı? Bu nokta mahremdir. Nesep var, soy var. Bütün insanlığı ilgilendirir. Bu sefer ne nesebe, soya, dine, diyanete güven kalmaz. Çok güzel Demek şey o zaman, söylediniz. aa bu acaba, bu eşinin babasına edecek. O Tabii. zaman kalkacak diyecek ki, Tabii. ulan ya cin şekline girdiyse, bu babam değilse, başlayacak adama sövme. E şimdi babansa öf bile diyemezsin. E sen hadi ya bir vesvese gelirse ki bu babamın şekline girmiş cin diye hadi bu sefer ana dal bindir. Tabii. E, bu böyle bir şey Allah kullarına yapmaz diyor. Dolayısıyla bunu hakikaten ben perisini, cinini, birleşenleri, cinsi durumları, kusur icap eden çok arkadaşlardan da geldi bize. 45-50 senedir hasbelkader bu işin şey çok sosyaliz. Y yüz binlerce insan gel geldi, geç, görüştüğümüz, tanıştığımız oldu. On binler kesin de, yüz binler de genel. Şimdi bu kadar haber ulaştı bize. Daha bir kere bilmiyorum başkasına da yani hanımı şeklinde e gelen, babası şeklinde görünen bir durum olmaz. Böyle bir soru soruldu mu? Ben şu ana kadar sorulmadım. İlk defa ben. Hocam sorulmadım. peki bir soru Ben de daha... zaten cevabını sizin derse biraz hazırlanayım diye iki kitaba ha. baktım. Orada gördüm. Hocam niye? Görmeseydim şimdi ne mesela, diyecektim yani? Cin diyemiyor insanlarda üç harfli diyor mesela. Ya işte o korkulmasın, korkutulmasın Yani bunun bir anlamı var mı? Televizyonlarda var mı bu 12'den sonra? Tabii tabii bir ara o? vardı, bir ara vardı hocam. Şimdi, yani he. cin kelimesini kullanmıyorduk, İşte belirli bir saatten sonra kullanıyorduk. Ha Şimdi yoksa şimdi benim var mı yok mu şeyi bilmiyorum. Biz haber kanalı olduğumuz için daha rahatız. Ha. Yani şunu söylememiz lazım. Bunu niye söyleyemiyoruz? Ya insanlar korkmasın, ürkmesin bir de bir bu, şey çıkarttılar. Ama bu yani fıkıh tarafında var mı böyle bir şey? Yok yok, yok böyle bir şey. Tamam. Olabilir mi? Bir de. Cin üç harfli diyorlar da yani o üç harf derken Arapçada iki harf yazılıyor. Yani ama tabi nunun şeddesinden dolayı iki nun çıkıyor ama Arapçada yazılışı iki harf. Hocam mesela Ondansa onlar Türkçedekini baz alıyorlar. Böyle, böyle hızlı hızlı İlmi şimdi bir şey değil. Cinlerin sayısı insanlardan şu anda cennette de dünyada da daha mı çoktu? İlk oldukları için söyledim. Şimdi e, burada kuran bu ya, sayı dediğimiz zaman da rakı yani oransal Tabi 1 2 3 diye saymıyoruz ama oransal olarak nasıl bir yani oransal olarak ben İmam Rabbani mektubatından onun keşfinden bunu hatırlıyorum yoksa şu anda sayı tabii ki diğer hadis ve rivayetlerden genel bilgim cinlerin fazlalığıdır. Yani evet. cinlerin nüfusunun fazlalığıdır. çünkü onlar oran yok değil mi? Fazlalık var. Zaten bir... diyor evet. bak şimdi hadis hatırladım tamam hadis hatırladım. Evet. Can cinlerin babası can. Şimdi burada bir şeyi e, demin dediğimiz noktaya gelelim. Şeytan dedi ki ben onlara emredeceğim fele yugayrune Allah Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirecekler. Bu ayet şeye delil. Yani eşcinselliği de, lezbiyenliği de, bütün gayrimeşru temayülleri de e, şeytan kurmuş ve insanlara emredeceğim diyor. Bu emir ne yolla? Tabii ki kaymakam olup da vali olup da emretmiyor vesvese tarikiyle ama bayağı bir görüntüye bile gösterip insan şekline girip e, can çekiş çektirecek hale cazip hale. Mesela Kur'an'da zeyyenel <laughs> umuş şeytanu amalom. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. E şimdi nasıl oluyor bu? Ama öbür ayette de diyor ki fezeyyenel Allahu sevelum. Allah süslü gösterdi. Şimdi burayı çelişki var mı? Yok. Yaratan Allah'tır. Şeytan bir şey yaratamaz. O görüntü verme kabiliyetini de şeytana veren Allah'tır. Senin orada göz, gözünün bo, evren boyanmasını da yaratan Allah. Allah yaratmasa hiçbir şey ta, hiçbir etkilen, hiçbir yok etkileşim canım, olmaz. Şeytan burada sebebiyet vericidir. Ne gibi bir insan da bir reklamla tezzinat yapabiliyor. Bir insan da bir afiş asarak internete bir video koyarak İşte şeytanın da bundan öte geçmez. Ama şeytan kurucudur. Kurucu be beyindir. Dolayısıyla kurucu derken kurucu derken eşcinsellik hiç yokken diyelim Lut kavmine kadar hiç yokken onu bir gösteriyle orada iki insana üç insana göstererek teşvik ederek kurmuştur düzeneyi kuran odur ondan sonra zaten şeytana lüzum kalmaz insanlar birbirine bunu yayarlar kötülükler kolay yayılır ve kolay benimsenir şeytan da burada süslemeye devam eder ama ilk kurucuyken gösterici bu icraatı eşcinselliği gösterici iblistir bunu hadislerde sabittir. Çünkü bak ne diyor? Allah'ın yarattığı fıtratı. Şey i̇şte Allah yaratmış erkek dişiyle birleşecek, tenasül olacak, nesil çoğalacak vesaire. Allah'ın yarattığı fıtrat budur. Ama şimdi esirsekten oluyor. De zaten şu anda da Yahudinin şunun bunun e, dış güçlerin, şey, şeytani akılların planı nedir? Nüfusu nasıl düşürürüz? Müslümanların sayısını nasıl düşürürüz? Zaten Müslümanı mi, da bırak adam zaten Yahudi'nin dışındaki insan saymıyor ki. Tabii, tabii. E zaten onların diyor. hepsi hayvan cisine, bize köle ve hatta hayvandan etnadır. E Bu kafada olunca işte nüfusu şimdi diyorlar. Bilmiyorum 500 milyona nasıl düşüreceğiz? 8 milyarı. Planları bu Esinsellikte bundan dolayı pompalanıyor. E İstanbul Sözleşmesi içinde kadın hakları falan vardı. E biz de katılıyorduk içeriğin bazılarına. Mesela şimdi yine kadınları kesiyorlar, öldürüyorlar. Çok caydırıcı ceza verilmesi lazım. Hatta idam, öldürürse idam getirilsin. Yani şunu söylüyorsunuz. Ama Kadına onun içine bile... Kadına olan şiddetin karşılığı Kadın, muhakkak idam kad... olması mı lazım? Ya, o diyorsun. tabii. Evet. Şiddet derken öyle vurmak şey değil. Onun vurmanın ayrı bir cezası olur. Ama öldürme varsa, bak şimdi satırla kesti, Hocam bir şey. bıçakla kesti. Mesela Bunlar burada... kesinlikle ...Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım. Bu zamanda... zaten Allah'ın emridir yani. Cinayet işlemiş yani. O görsel var mı arkadaşlar? Şimdi ama Bu şey, ama e, hani şunu diyorum. Özge Nur Tekin diye bir kadın e, şunu haberlerde var hocam. Evet. Şöyle. Yani işte kadın bir şekilde psikolojik problemler yaşıyor Ankara'da. Varsa ekrana da verebilirsiniz o görseller. Hoca Hocaya gidiyor. Diyor ki... Ya diyor işte eşi diyor ki benim sıkıntılarım var karımın ne yapayım diyor. Herhangi bir adam, bu adamın daha sonra tamirci olduğunu, fakat bu işlerde kafa yorduğunu anlıyoruz. Bir vasfı var mıdır yok mudur? tenzih ediyorum e, hani bazı kişiler. Gerçek alimler. Evet evet. Diyor ki karına şunu yapacaksın diyor. İşte çıkmadığını söylüyor. Bir şekilde yine psikolojik problemleri devam ederken diyor ki oklavayı al yüz kere vur diyor. Cin diyor bundan rahatsız olur. O ondan çıkacaktır. Bu arada sizin Yılmaz Tunca'yı burada e, hani an, anarak söyleyeyim. Sizin bir şeyiniz vardı 10 yıl önce... ...aklımda kalmış... ...takun yayla kafasına vurduğu zaman... ...şeye zarar gelmez cin çıkar diyordunuz... ...hatırlar mısınız onu? Şimdi bunu? bu şimdi bir bazı rivayetlerde var... Ve, ve şimdi... ...ama şimdi bu... ...şöyle mesela... ...bazı kez sarada... ...yani sarada cindendir... ...Kuran'da bunu söylüyor... ...şeytan vermez... ...şeytanın dokunmasından yere düşen... ...sara çarpan has, has kişiler... Olabilir faiz yiyenleri mahşerdeki durumunu anlatan ayet ellezine yekülne riba faiz yiyenler mezardan kalkamayacaklar illa derken, kesin. yani bir şekilde etkilenmiş anlamında ha, e, mı yoksa şimdi, neyi kastettiniz cin vurarak çarparak evet. onu rahatsız ederek e, yıkar cin çarpması bayıltır. ne demek e, işte sara ya yani ne demek cin çarpması? Mesela hepimiz e, şey, cümlelerde kullanıyoruz da bak, bu, bu hanımefendi bu hanımefendi. Evet. ...hocam... şimdi e, yani son, mesela falan e, bu olay neye bağlanmış? Ne olmuş bu? Kadın sonra? öldü. E böyle şey oldu tabii, mu ya. Tabii. Yani şimdi biz burada Allah rahmet eylesin ya, burada amin, şöyle amin. yani bir de şu işte eninde sonunda bu kadınla ilgili hani kurban kesin işte kadın yine iyileşmiyor bir daha kurban kesin falan bir bakıyoruz ki adamın kendisi bir tamirci çıkıyor. Yani belli ki adamın bir ilmi yok bir şekilde kandırılıyor. Yani bunlarla devamlı insan şu anda tavsiye edilecek şey bu kadar ayetler hadisler biz bu kadar ciltler dolusu kitap yazdım. Çinden korunma, şeytandan muhafaza hatta adet halinde kadınlar Kur'an-ı okuyamadıkları için sırf onlara özel içinde bir ayet bile koymadan evet. besmele bile ayet diye Bismillahirrahmanirrahim korunma koymadım. Bak evet. besmele ayet diye onda bile Bismillahirrahmanirrahim diye bütün rivayetleri topladım. Çünkü ekseri bu cin çarpmaları... ...şunlar bunlar hamamda, banyoda... ...mezbelede, çöplükte, ahırda... E, ...kilise işi çok tehlikelidir. Kiliselerde bunlar cirit atar. Putaneler, heykeller... ...bunlar acayip celbeder bunları. Böyle orayı şeye çevirir yani. E, o bulunduğu mekanları. Bunları kitaplar beyan ediyor. E, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...onun için oralarda işte deve ahırında... ...ağıl, ağıl deriz. Ağılda... Namaz kılmayın, şurada namaz kılmayın, burada namaz kılmayın, çukurlara işemeyin. Yani aslında hep bahsettiğimiz Şimdi bunlar hep beyan aslında edilmiyor. daha çok böyle kötü, çirkin veyahut da hani kabul edilmeyen bizim için işte abdesthane gibi yerlerden bahsediyoruz. Zaruret miktarı evet. dur, zaruretin bittiği zaman hemen çık. Orada kahve içme, keyif yapma yani sigara içip de yani gibi dediğimiz, düşündüğümüz yerler. Şimdi burada e, sırf mesela ya bu adet halinde veya lohusalıkta e, tabi namaz düşüyor. Namaz kılamıyor. Namaz kılamayınca Kur'an'da e, Kur'an da okuyamıyor. E, say hadisler kesin e, hüküm bu mezheplerimizde. O zaman Atel Kürsi okuyamıyor. Felak nas okuyamıyor. Bu işin sırrı 3 ihlas, 3 Felak, 3 Nas diyelim Atel Kürsi. Bu işte en önemli e, daha dolu var da sihri bozan, işte cinleri uzaklaştıran dolu sureler, ahetler falan var ama en kısa herkesin bildiği Atel Kürsi ile Felak nasları söyle muavizeti bunlar hadisler sahih zaten Kur'an hadleri e biz bunları tavsiye ediyoruz. Bunları abdestsiz Ha şimdi ancak evet. ancak adet halindeyse bunlar okuyamıyor ya. Evet. Okuyamazsa o zaman hadisten dualar bunun yerine kaim oluyor ki hem Kur'an okumasın... ama hem de sahih hadislerde geçen tevvuzat ve tahsinat korunma dualarını... Felak e, kadar etkili oluyor mu e, hocam? Felak nas kadar etkili olan evet. kesinlikle şunu mesela gece okuduğunda e, şimdi mesela ben buraya ben okuyorum bazı okuyamıyorum. Emseyna ve emsel mülkü <laughs> lillah velhamdülillah küllühü lillah Euzü billahi lezi yumsikü sema enteqa ala latillah bi izni min şerri ma khalaqa ve zera ve bera ve min şerri şeytan ve şirkihi kaynaklarını yazmışım benim bir iki cilt ezkar diye bir kitaplarım var. Şimdi o on cilde kadar gidecek ama iki cildi çıktı. Orada sabah akşam okunacaklar bir cilt. Bu sabah akşam okunacaklar bölümündeki cilt de bu geçiyor. Mesela bu hadisin kaynak. Ne diyor burada şimdi? Diyor ki bunu adam akşam derse. Şimdi emseyne akşamladık demek. Sabah olursa bunu imsaktan sonra okursan. Asbah sabahladık demek. Bu kadar değişiklik var. Geri kalan ilerse aynı geliyor. Evet biz akşama çıktık diyor. Mülk de Allah'a ait olarak akşama çıktı. Bütün mülk ona aittir. Yani şeytan, iblis bir şey yapamaz yani. Mülk Allah'a aittir bir defa kafadan itikat. Bütün hakler Allah'a aittir. Yine ne kadar bela olsa da başımızda bu kadar da nimetimiz tabii, tabii. var. Ondan sonra diyor ki gökleri izni olmadan yerin üstüne düşmesin diye bu ayetten alınma tabi hadiste geçiyor ama ayetten alınma göğü tutan Allah'a efendim sığınıyorum diyor. Neden sığınıyorum diyor? Yarattığı, türettiği, çoğalttığı ne kadar mahlukat varsa hepsini hepsinin varsa. şerrinden Allah ve sınır şeytanın ve şirkinin e, efendim şerrinden diyor. Şimdi bunu dediği zaman ne oluyor diyor? Şimdi hadis sana bir garanti veriyor. Diyor ki mesela hufza bu kişi korunur diyor. Şimdi bu bunun içinde bir ayet müstakil bir ayet yok. Dolayısıyla hanım kardeşlerimiz bunu namazsızken de okuyabilir mesela. E, ben bunu gibileri topladım. Şimdi mesela bu hadiste diyor hufza minkulli. şeytanin ve sahirin ve ve insin insan şerrinden, şeytan şerrinden, büyücünün şerrinden. Hadi ki papaz büyüsüymüş de Müslüman çözememiş. De. Ne alakası var? Kilisede yapılınca illa papaza gitmen lazımmış. Ne alakası var? Allah'ın Kur'an'ın ayetleri, sihri, iptal için ayetleri güçleri, Bu kadar Kur'an'da ayet, hadiste var. Ya papaz yapınca niye bozamaz? Bunu bozacak Allah değil mi? Tabii, tabii. Dolayısıyla... Bir onun da milleti, vermiş Allah değil mi? Bir de milleti kiliseye, evet. kiliseye yönlendirme ve Papaz büyüsü var sende diyerek mededi papazdan e, umdurma e, mantığı da var burada gizliden dola, e, bir şirk de var. Dolayısıyla sana demiş gibi her büyücünün her kahin kayıptan haber verenler var ya şimdi bu büyüçleri diyorlar ki sosyetede de çok yayılmış. Ve hatta diyorlar ki böyle Kadıköy'de şurada burada efendim gençlerin takıldığı e, kafeler mafeler var ya biz çok bunlar... Efendim Z kuşağı bilmem şu kuşağı bu kuşağı diye çok ilimci bilimci fen teknolojiden bahsederler memleketi çağ atlatacak sınıf atlatacak şeyleri konuşuyorlardır herhalde bunlar dediğimiz noktalarda bile falcılar büyücüler... Mesken tutmuş, ben oralara hiç gitmem baba. Evet. Oralarda bulularlardan bazı gelenler Mahpus oldu gençlerden. Keşiyorlar. Ya diyorlar Allah Allah, yani büyü işi diyorlar. Evet. Ee, şeyler artık kafelere düşmüş. Hem de yani bayağı... para pahalıymış yani. Hocam çok Halbuki bak, sorular. Halbuki bak, için var. bir satır okudum. Evet. Bir dua. Tabi tabii. Sana diyor ki kim sana ne büyü yaptıysa, her tamam. büyücüden ve kayıptan haber veren kehanet yapan kainden sen korunacaksın. Sana bunun garantisini bu hadis vermiş. Ama İtikat meselesi, mana meselesi. E bir de şu var tabii ki. Şimdi beş vakit namazı kılıyor musun? Adama şimdi ilk soru bunu soruyor. Şunu yaptım düzelmiyor. Felak nasıl okudum düzelmiyor. Atel kürsü okudum bir şeye para etmedi. Kardeşim diyorum ben. İtikatı yerine getirmenin. İtikat da evet. tamam bir iki. Beş vakit namaz kılıyor musun? Şimdi beş vakit namazın. hadi sünnetleri nafileri, işim var, yoğunum, hastayım, ustayım. Sünnetleri, ilk sünnet, son sünneti kılmak çok iyi ama hadi orada farz değil. Ama sen de burada bir yatsının bir farzı var. Dört teket. Bir akşamın üç teket farzı var. Hadi bunu abdest zorluğum var. içteyim, açtayım. Madem bir abdest alırsın öbürünün son vaktine yaklaştırırsın. Onu son vaktinde kılarsın. Birkaç dakika sonra öbürü girer. Bir zaruretin varsa yine namazı geçirmezsin kaçırmazsın. Şimdi farz namazları kılmayanların okuduğu kabul olmuyor. Dikkat edeceksiniz. Hocam ha şimdi bir bak, video göstereceğim Bu kaydeyi size. bilmeyince evet. bu sefer Sistem kabahati çalışıyor. Kabahati atel kürsüye Tabii. buluyor. He. felak nasıl buluyor. Çünkü. Ondan evet. sonra diyor ki hatim yaptırdım. Ya sen hatim yaptırsan ne olur? Sen namaz kılıyor musun hocam? Ara sıra kılmıyorum ya. Evet. Bak. Namaz kılmadığın zaman Allah Teala buyuruyor ki zekat bile versen kamaz. Son etten. attığım bir video vardı. Onu şimdi bir ekrana verelim do do dolayısıyla, bu arada. Şimdi insanlar korunmanın yollarını biz çok yazıyoruz. Okumuyorlar ama okusa da namaz kılmıyorsa yine para etmez. Hocam bir video izleteceğim. Evet. İngilizce ama ben size şeyi söyleyeceğim. Şimdi şey var mı hocam? Bu şey burada. diyelim bu hocaların laflarıyla sakın yok, bu yok, baston başlık baston başlık vurmasınlar. Hocam Böyle bakın şeyler yapmasınlar. After school uh, satan club. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, diyorlar ki öğrencilere okul sonrası eğitim vardır ya hocam. Evet. Hobilerinizi falan yaparsınız. Evet. Spor yapar. Diyor ki onu yapmayın şu anda. Bu yeni daha yeni Amerika şu anda bu haberle çalkalanıyor. Diyorlar ki siz bunu bırakın şeytan kulüplerine gelin diyor çocuklara resmi olarak da bunu anlatmış durumdalar aslında şeyi verirseniz bana arkadaşlar 7 numarayı 7 numarayı hemen verelim isterseniz ben de şuradan okuyayım önüme gelsin hocam şimdi bakın facebook sanal gerçek yok bu değil pardon 7 numara değil 1 numara çok özür dilerim 1 numara bunlar satan ister mi? Hocam uygulayanlar satanist ama şimdi bakın şeytandan cinden bahsettik ama insanlar da artık yön değiştirmeye böyle kitleler halinde başka bir yere gitmeye başladı bu dijital hayattan sonra. Ama bakın. ben ne dedim size oyun kurucu iblistir i̇şte, şeytan o oyunu bravo kurdu hocam. Ya onu dedim ki anahtar laf odur evet, evet. Bakın o oyunu şimdi kurmuştur artık hocam. insanlar görevi almıştır. Şeytana bile istirahat gelmiştir. Bakın <laughs> Ay, şeytan bravo. da rahatladı ya. Şimdi yani. diyor Amerika'nın Illinois'te bulunan şeytan kilisesi... Bak. Bakın kilisesi... Kilise okula nasıl giden ya? çocuklara... Okul sonrası... Hristiyan çocuklar tabii bunlar. Hristiyan mesih kulüplerine gitmelerini yerine... Bak şimdi. Şeytan kulüplerine gelip... Şeytanın gerçek güzelliğini anlatmak için... Çağırmaya başladılar. İşte. Ve diyorlar ki... Hristiyanlar şeytan kulübüne... Ee, ...bir şekilde gelin diyorlar, ülke çapında kampanya bu bunları kapatmak için yapıyorlar. Hocam burada İngilizce bakın After School Satan Club diye yazan yerde... ...hocam iyilik ve empati dersler, ardından e, eleştirsel critical thinking, eleştirsel düşünce, problem çözme... ...ve e, yaratıcı e, anlatım... ...bakın burada görüyorsunuz... Evet. ...bunlar da konu... ...hocam yan taraftaki resme bakar mısınız... ...o var mı... İki numarayı verin arkadaşlar... ...büyük görelim... ...the satanic temple... ...yani satanik mabet veyahut da işte... E, ...altında da diyor ki... ...after school okuldan sonra... ...satanik kulüp sizi bekliyor... ...üzerinde de görüyorsunuz... ...bir şeytan şeyi var... E, şey ...hocam şey. şimdi... Bir reklam arası bunu konuşmak istiyorum. Niye? Şimdi dijitalizmle birlikte bunlar arttı. Yani şunu söylemek istiyorum. Metaverse diye bir şeyden konuşuyor. Metaverse'te cin, cinler olacak mı? Bunları konuşacağız. Efendim ufak bir reklam arası hemen dönüyoruz. Evet sevgili dostlar TV yüz ekranlarındasınız. Kayıt dışında e, Cübbeli Ahmet Hoca ile insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. Diyebilirim değil mi hocam? Tabii ni yok. niyetimizle. 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 Evet. Şimdi hocam biraz önce reklama gitmeden önce Amerika'da olay var şu anda. Amerika'da bilhassa Hristiyanlar e, bu satanik kulübe karşı bir e, dayanışma veyahut da bir karşı çıkmakla ilgili eylemlere başladılar. İsterseniz videoyu bir daha izleyelim sevgili dostlar televizyonunu yeni açanlar için. Efendim şöyle bir şey var e, Amerika'da okul sonrası Eğitim denilen Türkiye'de dolan de bir eğitim var. Yani basketbola gider çocuklar, okumaya gider vesaire vesaire. Dolayısıyla şöyle okul sonrası eğitim için satanistler diyorlar ki, okul sonrası eğitim satan kulüplerine gelin, satanist kulüplere gelin. Bu satanist kulüplerde diyor, size doğruyu öğretelim. Şimdi ee, bir numarayı bir alalım. Yani devam etsin bu video bu arada. Burası işte o eğitimin bu eğitimi veren arkadaş veyahut da satan kulübün işte direktörü işte o kulübün içine giriyor şu anda görüyorsunuz ekranda işte ve işte Baphomet heykeli ve klasik bir kız bir de erkek çocuğu bafomete bakarken. Evet bir numarayı bir verelim video tekrardan başladı. Efendim buradaki konular dediğim gibi e, hani asıl konuya baktığımız zaman hocam şunu şu çok önemli diyorlar ki burada. E, i̇yilik ve empati kurmak, yani e, kritik e, aslında eleştirsel düşünme, e, problem çözme ve e, hani yaratıcı bir şekilde anlatım öğreteceğiz size. Yine iki numarayı verelim, logoya bakalım. Yani okul sonrası eğitim için satanik e, kiliseye gelin veya mabede gelin. Ee, ve size diyor doğruları ve şeytanın yapacağı güzellikleri daha iyi anlatalım. Ne diyorsun hocam? Bir anda ortalık karıştı Amerika'da. Yani zaten bu dünya kuruluşundan beri işte cennetten geldik. Oradan Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartmaya sebebiyet verdiği kesin Kur'an'da zikrediliyor. Oradan sonra ne diyor? Ee, Allah Teala İbtu eee cennetten inin Burada yılanın da orada indirildiği yılan şekline döndüğü çünkü tavus kuşu gibi çok güzel kanatlı süslü bir mahluk idi esasen. Serpen Fakat ...tabii e, tabi iblisi cennete içine alarak o için soktuğu öyle bir rivat da var ama mühim olan Adem Aleyhisselam var, Havva annemiz var iki, bir de iblis var üç. Zaten ceminin en azı üçtür. İhbutu diyor, inin cennete. İnin derken birbirinize düşman olarak inin şimdi Allah Teala zaten indirirken neyin evet. ne olacağını ezelde bildiği için hükmü yani vermiş bunu yani, çok iyi hükmü çok iyi belirlememiz lazım değil mi yani bir birbirinize evet. düşman olarak inin diyor şimdi bu düşmanlık baba düşmanı dost olmaz ata düşman bu düşmanlık orada cennete başlamış cennetten inerken de Allah Teala bu sırra işaret ediyor. Bütün Kur'an ayetlerinde ondan sonra ne buyuruyor? Ee, efendim Yasin'de mesela şimdi bunun sırrı daha iyi anlaşılıyor da o zaman ben eskiden tabii çocukken, gençken tefsir okuduk, okuttuk falan. Allah Allah şeytana tapan yok ki diyordum. Çünkü o zamanlar yaygın değildi böyle bir şey 40 sene evvel, Türk 5 sene evvel. Ee, Amerika'da şu anda hemen aslında şimdi hemen... şimdi evet. Şöyle, internet yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Hiçbir haberleşme de yoktu. Belki o zaman da vardı ama bu haberler çıkmıyordu yani. satanist lafını o zaman bile da vardı satanist tabii. lafını bile biz yani bilmiyorum evet. Türkiye'de toplum duyalı belki 30 sene den geride böyle bir satanist lafını kimse bilmez. 20 seneyi bilmiyorum da 30 evet, sene evvel hiç kimse bilmez. Yani siz belki bu işten ilgileniyorsunuz evet, evet. ama toplumda hiç böyle bir şey yok. 30 sene 40 sene evvel. Yani şeytana tapan varmış diye bir şey. Şimdi puta tapan var, ateşe tapan var, işte Hindu'su ineğe tapan var. Duyuyoruz ki o toplumlarda fareye tapan bile var, maymuna tapan var, var, oğlu var. Bin tane varlar. E, tamam. Ama işte mesele o değil. Bütün bunları o aklı veren, o şeyi süsleyen işte oyun kurucu iblis. Onun için Kur'an şimdi binlerce kıyamete kadar herkesin tapacağı, tapınağın adını zikredeceğine hepsini ezelden Allah biliyordu hiç şüphe yok. Tabii. Biz yeni çıkan bir şey, yeni duyuyoruz. Ama ne yaptı? Bizi nereye odakladı? Ve mahşer günü insanlara ne diye sitem edecek, ne diye azap edecek Yasin de herkes okuyor her zaman. Ölüsüne dirisine Yasin. Tamam da bir de içine bak. Ne söylüyor sana? Zaten ölünün ruhuna gider ama hediyesi, sevabı sana ne söylüyor bir de? Elem ahdileyküm ya beni Adem'e. Mahşerde de diyecek bunu ama mahşerde diyecek yani şimdiden buyurmuş ki bak yarınki soru cevap hangi e, imtihanda soruyu önceden verirler. İşte Allah bize o kadar acıyor ki bütün soruları vermiş. E, dolayısıyla cevabını hazırlamanın yeri de burası. O cevabı hazırlayacağın imkanı vermediyse mesul de tutmuyor. Deliysen akıllı ben kolun yoksa. Nereden çalışacağını söylemiş. Şimdi hangi <laughs> imtihanda sorular önceden verilmiş? Bir tek Allah'ın imtihanında. E, bunu da kazanamayan cehenneme hak ediyor. Ben size diyor bak Şimdiden söylüyor bu. Orada söyleyeceğin şimdi de ben size vasiyet etmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Ey Adem'in oğullar. Ne vasiyet etmişti? Ella ta'budu şeytan. Şeytana tapmayın. Şimdi biz senelerce bu ate anlamadık ki. Şimdi lata tapıyorlardı, uzaya tapıyorlardı, hübele tapıyorlardı. Aslında onlara tapmıyorlardı ki. Orada da şeytana tapıyorlardı. Çünkü cin ve şeytana yine bütün konu oraya geliyor. Öyle bir şey verilmiş ki putun içine girip ses çıkarıyor. E şimdi yani Apis boyası boasındaki olay bunun üzerine evet. midir? Yani e, yapılan altın O ayrı. Onda o ayrı bir şey. Kur'an'da onu söylüyor. O Samiri'nin kafazukabzatemin eseri. O O Taha evet. suresinde ayet geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın atının izini bulmuş. Atının izinden bir toprak almış Cebrail Aleyhisselam da ruhul emindir. Atının bastığı yer bile yeşerir. Cibril hayat temsilidir. E, Aleyhisselatü Vesselam Samiri de onu çocukluğunda o büyüttüğü için efendim ben ta o tabi ayette yok ama ayette şunu diyor. Cibril'in atının eserinden izinden bir avuç aldım. Bastığı toprak. yani bastığı topraktan e, bu, bu heykelinin buzağı deniyor. Kur'an'da ona iclen diye geçiyor. Evet. Cesedelini onu ses çıkartması. Ama o ses çıkartmasında iblisin içine girmesiyle değil de hakikaten buzağının içinde bir hayat, bir nevi canlılık hareket ettirmese de onu ses çıkartacak kadar bir hayat şeyi giriyor. Onun ses çıkartmasından e, aldanarak tapıyorlar. Yani ben İsrail'den 600 bine Ama yakını. beklenti de onun üzerine. Yani hani tapmanın dışında ses çıkartmasına da gerek yoktu. İnsanlar hazırdı değil mi? Hazırdı. Şimdi şundan, hocam yine aynı. yine Bu... beni İsrail şeyden evet. geçerken e, denizi e, ayakları kupkuru Allah denizi yardı. İşte kabile sayısını 12 yol yaptı. Bunlar karşıya geçtiler. Yani bu kadar büyük mucizeyi gördüler. Firavun ve ordusunun deniz çullandı. Dağlar donmuş gibi dağ gibi durdu. Bunlar geçerken. Bunlar geçer geçmez üzerine. Bunu gördüler. Ama sonra giderken bir buzağa tapan kavme rastladılar diyor Kur'an. Evet. Bu buzaya tapan kavme rastlayınca Kalu ya Musa, Dediler <laughs> ey Musa bak bunların ilahı ne güzel görünüyor ya. Adam etrafında dönüyor neye taptığını görüyor ya. Ya Niye uğraşacağız. Ya, ya, ya bize de böyle bir ilah yap dediler. <laughs> tabii, tabii. O zaman Musa sen kaleni kavmun Ya ne cahil bir topluma çattım. Yani siz Allah sizi şu anda e, kuru denizin dibine Kızıl Denizi yardı ya. Sizin için mucize yarattı. Sizi ayağınız yere şey suya değmeden kuru çıkarttı ya. Siz Şunun Allah'tan sonra gö görüyorsun tamam. şimdi e, siz hala o ilah o buza ayrı buradaki olay cinlere ve şeytanlara bazı e, yetkiler verilmiş. İnsanlara verildiği gibi. Bu imtihan hikmetine mebniyendir. Çünkü allah Teala imtihan edecek. Burada e, melek ve şeytan. İnsanın kalbinde de iki musallat var. Vesvese ve ilham. Melekten gelene ilham deniyor. Şeytandan gelene vesvese deniyor. Sahih hadislerimin şeytan ilenmeten ve melek Herkesin bu herkesin koruyucu melekleri nasıl var? İki tane yazıcı var. Kur'an'la sabit ki rağmen ne hafızın ya matefelül ayetlerde geçiyor. Rahat suresinde o bu küvret suresi şey, infitar suresinde şeyde geçiyor rahatta. lehu her insan üzerine koruyucular var. Kafire de böyle. Çünkü yoksa o kadar tehlike var ki ortalıkta. Biz şimdi bir adamın başına bir kaza bela geliyor Allah Allah nasıl bunu buldu ya buradan bu bunu. Halbuki Veya ne tam tersini Halbuki tam tersini dememiz lazım. Ben beni nasıl bulmadı bu kadar bela yağarken yani esasen belasız bir günü geçirdiğimize şaşırmamız lazım. Yoksa adamın birine niye bela geldi diye şaşırmamamız lazım. Mayıs yağmuru gibi her yağıyor. Her gün ne kadar? Değil? Her Ka gün herkes tane hakkında. Yani bir de içeriği düşünelim. Evet. Damar meselelerini düşünelim. En ince bir tabii, şey. Pıhtıyı düşünelim. Tabii. Bir pıhtılık canımız var. Halehu o batun diyor. Koruyucu melekler var ya. Fazıl'a eminim illa. İşte tavşana kaç tasaya tut. Tamam benim azım musibetlerim yağıyor ama diyor. Ona karşı da melekten takibatçı koymuşum diyor. Bu da rahat söylesin. 160'a kadar ulaşan koruma ordusuyla geziyoruz. Esasen Polis koruması falan da mı iki korunman mı var, beş koruman mı var? Geç onu şimdi. Tabii. Esasen 160 korumayla her insana o nedir? Eceli gelince, takdir gelince ona dur diyor. Burada vurduracağım diyor. Melek müdahale 160 etmiyor. 160'ı laf olsun diye mi söylediniz? Yok hadis şerifte. Rak 160'ta da. Evet. Ne demek hocam o 160? Yani hadis şerifte geçiyor. Yani insanın üzerinde efendim bu kadar takipçi var. Bu meleklerin sayısı bu. Yani çünkü Önünden ardından sağından solundan üstünden altından hatta bunu tasvir ediyor. Bir insanın üzerindeki melek takipçileri keşif edilip manevi göz açılıp gösterilse adam görünmez. O kadar çok melek var. Melek var. Evet. Bu muakkabat ayetinin tefsirinde geçiyor. Hocam, Rahat melekler suresini. derken cinlerle melekleri ayırmamız lazım belki. Kesin... Şey, çünkü inne sento yani masumlar değil mi e, bunlar? Meleklerin nurdan yaratılmış nasıl ki can... Cinler, iblisler, nardan yaratılmış, e, ateşin dumansız yerinden. Efendim, e, melaike-i kiram hazaratı nurdan yaratılmış. Onun için onlar latiftir. Latiftir. Mesela nedir? Buraya Allah'ın yarattığı yedi kat gökler, melek doludur, yedi kat Hepsi, hepsi şuraya sığar, şu masanın üstüne. Çünkü neden? Birbirinin itici değildir. Latafet sahibidir, kesafet sahibi değildir. Santim işgal etmez, metre işgal etmez. E, bu ayrı bir şey bunda tedahül olur. Tedahül ne demek? Şuraya bir ışık koydun, iki daha koydun, beş daha koydun. Bütün en var, ışıklar birbirine mütedahül olur. Kimse kimseye gitmez. Hepsi iş işe durur. Ama santimetre işgal eden birilerini koyduğun zaman İnsandır. istihap Fiziksel alanı, bir... Istihap tamam. alanı vardır. O noktada cinler de latiftir. Yani görülmüyor diye latiftir ama cinlerde kesafet vardır. Çünkü cenazeyi bak tabuta koydukları zaman, aa bunu öldürdün dedikleri zaman Sant e, şey vardır, gramı vardır, kramacı vardır. İki karıştırırlar, bilmem nedirler. Boyu kısadır, uzun ayrı dava. Ama melekte hiç o konu yok. Melek isterse bütün alemi kaplar bir kanadıyla. Ayrı, ama e, istediği anda şu bardağın içine de girer. Gire, hocam yani, şimdi cinleri konuştuğumuz bu e, cin, zaman evet, melekten farklı şey, olarak şimdi cinler siz ha, hesap, cinler yani. mesela ne yetenekleri var? İnsanlardan daha mı zekinler, Daha mı becerikliler? Yani şunları biliyoruz ki bir cin ee, ...çok hızlı zamanda hareket edebiliyor. Şimdi bakın. Örnek verdim bir tane. Tabii efendim. Şimdi cinler e, deminden geldiğimiz zaman e, cinlerin e, sınıfları vardır. Bu esnaf sınıflar e, kimisi yer içer, kimisi koklayarak yaşar efendim. Şimdi kimisi rüzgar gibidir. Rüzgar kabilindendir. Rüzgar kabilinden olan, bu da hadis-i geçiyor. Rüzgar kabilinden olan mükellef değildir namazda, abdeste. Mesela rüzgar gibi yel derler. Yel girdi. Mesela bu da şurada kitaplarda çok geçer. Rihi Ahmer, e, kırmızı yel. Bu bu acayip bir kulunç gibi girer fakat e, vücudu kitler. E, ondan sonra Ümmü Sıbyan deriz. Yeni doğan çocuğa anne karnından musallat olmaya Sıbyanların annesi. Halbuki annesi derken cinden onunla uğraşan yani. Onun için... Okuması vardır. Kadın da işte loğusu olunca ayet okuyamayacağız. Biraz Süleyman e, Peygamber'in 72 demonuna e, atıfta bulunuyorsunuz şimdi, aslında. Yani mesela var. şundan dolayı. E, Süleyman var. Peygamber'e rüzgarlara hükmetme yani yeteneği verildi. Doğru o, mu o, hocam? Bunlar da cinleri mucize kullanarak. Mucize kabilinden evet. de var. Allah direkt rüzgara emrediyor. diyor. Fesehir diyor Kur'an. rüzgarı emrine verdik. Burada cin devreye sokmuyor. Rüzgarı biz emrine verdik. Mucize tarihindendir bu. Bir evliyanda anda keramet olarak, harikuladelik olarak ona da verebiliyordu. Yetenek bunu. olarak verdi. Bunu evet. derken rüzgar Allah'ın emrinde olduğu için tecrübi emrihi emrine verdik. Ne zaman Süleyman'ı dinle. E, nereye git diyorsa oraya git. Nereye götürürse oraya götür. Süleyman selam e, zamanda orduda kendi başka peygamberler de vardı. O zaman tek peygamber gelmiyordu. Peygamberler bir halıya oturtuyordu. Ondan sonra cinler başka bir hallara otur diyor. Yani gökten ordular giderken, gökten ordular giderken şimdiki yani hiçbir uçak o kadar büyük istihap haddi olan uçak yapılmadı da. Öyle bir uçak yok. O kadar insanı havada kaldıracak, götürecek. Bir aylık yola sabah gidiyor, bir saatte dönüyor. Bir akşam, e, akşam ikinden sonra akşama kadar bir aylık mesafeyi dönüyor diyor Kur'an'da. Hudû ve şerrun Ama diyor ki yine cinler ve şeytanlar hususunda ee, dalgıçlık yapanlar şeye attayın, ben yahusun ele diyor Kur'an-ı Azim şu anda yine bunların hepsinin tefsirine girsem hadislere rivayetlere girsem e, yani tabii günler Saat gecelerce konuşmam alayım. lazım son bir Şeytanlar, şey attım arkadaşlar ki, tweet attım o bana lazım şeytanlardan biraz, diyor onun için dalgıçlık yapanlar var dalgıçlık yani denizin dibi şimdi en derin yerler mi 10 bin metreye kadar varmış herhalde okyanusta dediler bilmiyorum daha çok işte 10 bini bile duydum. Tabii. Şimdi hani Türkiye'nin buralarda öyle 10 bin bombi yoktur Akdeniz Karadeniz'de bilmiyorum tam e, de, dibini 10 bin bile var diyen. E, elmas çıkartan altın ha, çıkartan. Se, dalgıçlık yaparlar evet. diyor. Bu dalgıçlık yapanlar işte e, bu nasıl gidiyor? Bunu nasıl nefes meselesi? Bu hangi tüpü taktı da? Şimdi buradan dalgıçlık yapınca denizin dibine gidecek de bir şey çıkaracak da getirecek. Hızlılık var bu anlaşılıyor kesin. Peki zekaya nasıl ha, bir de bakacak? Daha e, zeki. Nefes ihtiyaçları da yok. Heh. Mesele bu. Çünkü bizim gibi varlık değil. bizim gibi değil. Şimdi fiziki yapıları farklı. Dolayısıyla nefes alma ihtiyacı olmadığından bu dibine kadar gidiyor, geliyor. Nefesi kesilmiyor. Ondan sonra mesela ne diyor? Neler yapıyorlardı diyor? Yahmelu nelehu? Süleyman için yapıyorlardı diyor. Maşa, ne istiyorsa min mihraplar şimdi... ve temasil heykeller. O zaman şey değildi. Heykel haram değildi ve kuduri rasiyat öyle bir kazanlar yapıyor. Nasıl bir kazan? 50 bin, 100 bin kişinin yedireceğini, 110, 200 bin kişi bir kazan yediremiyor. Kazanlar yani minareler gibi kazanlara çıkmak mümkün değil. Öyle kazanlar yapıyorlar. Ona göre efendim e, Kur'an hep bunları sarıyor. E, ve cifanin kel cevap ve kuduri rasiyat bu Süleyman Aleyhisselam'a bu teskiri verdi biliyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bir gece teheccüd kılarken musallat oldu. Bukhari hadisinde geçer. Namazı mı bozduracak diyor. Geldi koca peygamberi musallat oldu ya. Namazı bozduran özeli var. Abdeste vesvese özelliği var. Karı koca arasını karıştıran özeli var. Ama cins cins. Şeytanın da aynı musallatlığı olduğu için aynı soydan geldikleri için buna bir şekilde musallat olması normal değil mi? İşte musallat o e... o da bir imtihanın kendisi İmtihan. mi hocam? Ama işte evet. orada buyuruyor ki Allah bana kuvvet verdi. Namazı hemen selam verdim. Kısadan bitirince inne ifriten min ifrit bir cin e, ee, te, tefellet bariha dün gece bana musallat sabah sohbette sahabeye anlatıyor bunu ondan sonra liyakta aley salat namazımı bozduracaktı. sonra ne yaptım e, fesellet Allah bana yardım etti ondan sonra onu bağlamak istedim diyor aslında görünmüyor ya ben onu diyor mescidin duvarına bağlayacaktım sabah diyor Medine'nin çocukları onunla maskaralık edecekti oynayacaktılar ama Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım çünkü Kur'an'da geçiyor Rabbi اُغْفِرْ لِي يُهَبْلِي mülke لَا اَنْ ''Beni affet, bana bir saltanat ver, benden sonra kimseye yakışmasın.'' O sözü hatırlayınca diyorum, şimdi o Süleyman Selam bunlara hükmediyordu, hapishaneye atıyordu. Ha, cinlerin hapishanesi vardı, tevkif evleri rol de vardı. Çal rol çalmaya... Ya sen <laughs> cinleri cinleri tevkif evet. edebilir misin? Hangi evet. cini nerede tutacaksın evet. ya? Hangi hapishanede tutacaksın? Bir de rakam olarak Ama biraz önce işte. reklam arasında bir şey Aa, söylediniz. Bunu aslında söylememiz lazım, belki ilk defa söyleniyor bu insanla cin oranını size sordum. Evet. Siz dediniz ki 10 katı. Yani şu anda dünyada 9 milyar insan varsa 90 milyar cin var diyorsunuz. Tabii şimdi ya, diyor, yaklaşık olarak. Tabii şey diyor ki şimdi İmam Rabbani keşfini demiştim ya mektubattan hatırladım sonra hadi saklıma gel. Mektubatta diyor ki İmam Rabbani Zedir Allah'tan meşhur zat. Yani bana diyor cinler alemi gösterildi. Gösterilebilir. Keramet haktır. Efendim gösterildi. Bir baktım ki diyor kaynıyor ortalık. İnsanların üzerine düşüşmüşler. Fakat her birinin başında da bir melek diyor. İşte muhakkibat anlayalım yani çok şimdi. güzel. O kadar da melek var. O kadar var da melek zaman. var. Neden? Şu ayete ayete uydu şimdi. Allah'ın azabından koruyacak. Bir diyor cinni bir insanın aklını bozmak isterse. Eee vücuduna fiziki bir saraç vurdurup da bayıltmak isterse şunu bunu zahiri batını meleğin elinde mıtraka var diyor şey işte tokmak o tokmakla o cinin kafasına vuruyor vurduğu anda onu iptal ediyor şimdi diyor sizin hemen onu hükümsüz hale getiriyor. 10 yıl önceki videonuzda Yılmaz Tünca ile orayı bir açalım isterseniz soru var çünkü onunla ilgili siz diyorsunuz ki o videoda Yılmaz'a buradan yani ben olsun. şu anda onun kaynaklarını efendim ee görmüştüm şu evet. anda hazırımda değil ama kaynaklarını bulurum ama bu şimdi senin karında büyü var ...ondan sonra kalk git ona Yusuf'a vur. Böyle bir şey caiz değil. Haramdır, eziyettir, şudur budur. Bu ihtisas meselesidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor... ...Uhruc adüvvallah, ey Allah'ın düşmanı çık. Mesela Osman İbni Ebil As, ...onun kaynakları yanımda. Ebu Nu'im delâlil var. Ondan sonra... ...diğer kaynaklar Taberani'de olacak, Heysemi Mecmu zevahitte olacak... Efendim. Hocam bir konuyu ka karıştırayım mı? Unutmayın kaldığınız yeri. onu hemen anlatalım. Orası tamam hemen bir bekliyoruz o zaman. He. Tamam. Bu bile böyle az kaynaklarını isteyen gösterebilirim. Radıyallahu dedi ki ya Resulallah dedi. Ben dedi e, Kur'an'ı unutuyorum. Unutkanlık var. Şimdi mesele hangisini açacaksın? Unutkanlık. Şeytan sebebiyet verir mi? E, Kur'an'da diyor ve mâsâni ülle şeytâne nezkûrâ. aleyhisselam dedi ki balık canlanıp atladığı noktada Kehf suresinin bana onu şeytan unutturdu diyor. E şimdi burada ayet var. Ondan sonra ve imma yüzeyindeki şeytan Habibim sana da şeytan unutturabilir. Peki cin mı erim, zeki mazitram, hocam? Malkram, yani, bu, bu boğazdan sonra müşriklerle zalimlerle oturma bak. Şeytan unutturabilir bir daha gavurlarla oturma. Bak bu ayette ya şeytan sana unutturursa diyor. Şimdi bunları Allah söylüyor. Yani bu şu mu demek oluyor? Cinler insanlardan daha mı zeki? Zekili Kalabalık değil, olarak. Zekili değil değil. Ve hangi yeteneklerinden yetenek. bahsediyorsunuz? Şimdi ba e insanda da herkes bir tamam. mi? Her insan bir mi? Öyle bir şey var şeytana şeyin şeyatın ünlüsü eşittir, insan <laughs> şeytanı cin şeytanından eşittir diyor hadiste. Dolayısıyla minel cinneti ve nesne kuranda da insan şeytanını ihmal etmeyelim. Şimdi tamam oyunu kurmuştur, öğretmiştir ama sonra oyunu iblise bile e, helal olsun sana dedettiren şekilde oynayan siyonist vardır, bilmem neist vardır. Hocam peki i̇st dolu. Şimdi, şimdi izim, istolu, dolu, izim dolu izim dolu <laughs> izim <ist> dolu. Şimdi <laughs> onun için şeytan da şaşırıyor. Bak yine emanetpan şeyine geldiğimiz zaman aha peki, ancak diyor. Ancak diyor. Ne Allah burada? diyor bir imtihan gereği bir kuluna sara vurdurulacak. Hasta olacak veya bir darbe yaşayacak veya cin şey İmtihan gereği. Şimdi nasıl ki maddi planda da hasta olmuyor muyuz? Tabii. O da bir onu imtihan. da Allah yaratıyor. Şimdi Allah yaratmasa niye kanser olsun ki adam? Hücre durup dururken niye çürüsün ki? Pankreas niye iflas etsin ki? dolayısıyla onu da Allah yaratıyor. O bunu niye Allah yaratıyor demenin manası yok. Her şey Allah yaratıyor. Ama imtihan gereği burada da ona müsaade edecekse diyor. Meleğe diyor ki dokunma ona. Hangi melek dokunma emrini alırsa iblis o adama bir icraat yapabiliyor. Yoksa melek engelliyor. Zaten ayette muhakkıbat ayeti yahfazunu koruyorlar diyor. Şimdi buradaki sayıya ee, şeye geldiğimizde Osman biraz çok mühim ee, diyor ki ben diyor Kur'an'ı unut, unutuyorum diyor. O demiyor ki bana iblis unutturuyor. O diyor ki unutkanlık var diye geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor göğsüne vur. Tak. Bir şeyle vuruyor. Ama şimdi bunun bir dozu var, bir ayarı var, bir şeysi var. Vuruyor. Diyor işte ey Allah'ın düşmanı çık diyor. Uhruca diyor Ben almak Resulullah. lazım, ilim sahibi ha, olmak ben lazım. Ben diyor Allah'ın evet. rasulüyüm diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Çık bakalım ey Allah'ın düşmanı diyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şikayet yaptıktan sonra Osmanlı Mevlası diyor ki... ...ondan sonra duyduğum hiçbir şey, okuduğum, gördüğüm, duyduğum hiçbir şeyi unutma Soruyormuş ki unutkanlık nasıl bir şeydir bana anlatır mısınız? Unutamıyorum. Unutkanlığı şimdi, unutuyor aslında o kadar diyor. Şimdi evet. dolayısıyla burada bir vurma meselesi var ama bu yüz sopa vur git sırtına. Şimdi peki senin ne ihtisasın var? Bu kadında olan bir olay hanımın veya yabancı bir kadın bir şikayet gelmişler... E sen zaten diyorsunuz ki tamirciymiş, hoca değilmiş falan. Hoca olsa ne olur da. Şimdi bu cinciler, büyücüler e, de tabii bazı bir şey biliyor ama birçok şey bilmiyor. Ayet hadiste yanlış okuyor. Zaten medreseden de gelmemiş. Medreseden gelenlerin çoğu bu işi yapmaz. Alim adam ilimle uğraşıyor. E, talep okutuyor, ders çalışıyor, reddiye yapıyor, vaaz yapıyor. E şimdi bunlar hep yarım yamalak ilim sahipleri. Bir de ayeti yanlış okuduğunda, hadisi yanlış okuyor. Bir de yazıları geliyor bunlar. Yani nuska yazmışlar. Ya besmeleyi yanlış yazmış. Ayeti yanlış yazmış. Noktayı yanlış yere koymuş. Yani bu şimdi adam sağlam gitse sakat çıkar. Zaten buna nuska veriyor düzelsin diye. Bin kaç şeytan daha bu salat olur o nuskayla? Dolayısıyla gitmesinler, yapmasınlar. Ya bu kadar alimler kitap yazmışlar. Türkçe, ben Arapça bilmiyorum. Yani benim dünya kadar kitabımda şeytandan ne konuca kaynağı var. Ya oku kardeşim. Hep bana birisi okusun. O da caiz. Ama babam biliyorsa güzel okumayı. Orada var ayetler. Alır okur sana üfler, annen okur. Bir hoca da okuyabilir ama bu işlerde para devreye girmemesi lazım. İşte efendim pazarlık yapılmaması lazım. Maddi menfaat istismarı yapılmaması lazım. Kadına, erkek erkek kadına asla değmemesi lazım, temas etmemesi lazım. Yok şuran ağaç branşta i̇şte görüyoruz videolarda, göbeğine kalkıp okuyayım diyor. E, tecavüz eden var, geçen yakalandı hoca kılığında. E, efendim neymiş böyle iyileşebilirsin ancak şeytanı çıkaracağım. E, kendi şeytan, kendi iblis. Şimdi Bravo. onun için şer güçler şu anda cin ve büyük şey, yani bu uydu kanallarında bunlar alenen yapılıyor ve e, yani ismini ver, cismini ver, falcı gibi sakallı adam hemen ona bakıyor, onun da akıbetini söylüyor, ona bilmem ne yap, şunu yap, bırak. Ya televizyonlarda şu anda canlı yayınlarda burada ayet hadisin dışına çıkılmaması lazım, Kur'an ve sünnetin dışına kurafe işlere çıkılmaması lazım. Demek ki kurafeyi de eksik bıraktık. Hocam çok güzel çok güzel uyarılarda bulunuyorsunuz. Bunlar yani Şimdi biri... şu anda toplumun e, hani kafası çok karışmış durumda. Niye? Çünkü birisi geliyor diyor ki ben alimim, şöyleyim, böyleyim. Biri İnsanlar, tavsiye ediyor. He, birisi tavsiye ediyor. Tavsiye edilen bakın yine bu e, hanımefendi de yani Şimdi Özge mesela... Nur rahmetli de e, ailesi, annesi, babası bile tavsiye ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte oraya etkileniyorlar dinlesine? çevreden. Evet. O tamirci kimse diyorlar ki bu adam çok ona şifa oldu buna bilmem ne oldu. Bu halk arasında yayılınca onun ilmine milmine bakan yok. Bir de tamam. yılana sarılıyor tamam. denize düşmüş. Hocam peki şimdi, cin, buradaki, cinlerden bahsettiğimiz zaman şimdi hani onların içinde, da peygamberleri nezi yani onlardan bahsetmemiz yani sopa, lazım sopa, gerekmiyor sopa, mu? Sopa işine son nokta olarak diyelim ki bu gibi işlerde kimsenin tavsiyesiyle kimse karısına kocasına bilmem ne tokmak vurmaya sopa vurmaya kalkmasın. Çünkü burada sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli değil, senin elin bir ev, evliyanın eli değil veya sende bir ihtisas yok. Yani bunda sara mı var, cin mi girmiş içine, başka fiziki bir hastalığın var, psikolojik sorunu da olabiliyor. Yani şimdi bunları ayırt etmeden önüne gelene vur sopayı, bunlar şeyde yok, böyle caiz olan şeyler değildir. İşte bak ölüme sebebiyet vermiş Allah muhafaza onu ayrı konuşalım hocam Cinlerle şimdi nezir dediniz deme ona geleceğim yine oradan buradan gidiyoruz şimdi farklı şey, meyveler topluyoruz şey yapalım ama şimdi şey, bakın şah, ama şeytana şöyle geleceğim hocam işine geleceğim hepsine Buraya Ama gelelim. şöyle bir şey var bakın bununla ilgili yorum var 3 saat önce bir e, tweet attınız hocam evet bu tweet'te diyorsunuz ki ekrana gelebilir mi şimdi attım dedim ya ee, biraz konuları farklı yerlerden yine bu satanlara falan döneceğiz. Biz siz de isterseniz böyle ayda bir falan yapalım ama şöyle benim attığım tweetler veya o gün gündeme gelen konuların tahlilini yapalım ben bir de, gör. Ben de öyle yapıyorum. Bir, bir gör yani. Programı ama böyle ama Şöyle cin dedik mi sırf cinden konuşalım şey ama onu da biz yapamıyoruz. E ee, tabii Hocam, ki, şimdi şöyle oluyor. Şöyle yapalım. Biz evet. e, diyelim aylık yapsak bile ne yapalım? Bu ayda geçen önem çıkan Önemli mevzularda konuları. beni de ilgilendiriyorsa Evet. Yani tweet atmışım, girmişim konuya bir tarafından ucundan başındansa. Evet. O konuları acayip ben masaya yatırız ama ben de, sizin anda... ihtisasınız biraz me fizik metafizik falan olduğu için o konulara çok sizi de sokmak hocam, istemiyorum. Ben hemen hemen... Ama siz beni o konulara sokmak Yok, istiyorsanız ama şimdi ben şu... girerim yani hocam, dünyanın hazırım. Şimdi bakın ben siz şimdi bir, bir hemen hemen çok televizyona çıktınız. Şimdi burada ben sizin yani ilminizi bildiğim için ya, estağfurullah, gusto'nuzu estağfurullah. bildiğim ya, estağfurullah, estağfurullah. için kültürünüzü bildiğim için farklı disiplinlerden yararlanıp yorumlar yaptığınızı bildiğim için sizi hemen hemen bugünkü konulara da çekmeye çalışıyorum. Yok, keşke, Onun için yani önemli. O, yani ben Çünkü de konuya girince benim usulüm o konun hakkını verelim falan ama, ama bu sizin, iş onu kaldırmıyor. Ama sizin şimdi kültürünüz yeterli olduğu için yani Yok, yoksa herkesi sorulur hocam ben icabet edemiyorum çoğunda. Bundan sonra icabet edelim. O konulara girersek... İnşallah. ...zaten konu çalışmama lüzum yok. <laughs> Çünkü bu sefer kitap bakmama lüzum yok. Sen beni öyle çağırdıktan sonra... ...siz beni... Ben koşa koşa tamam. gelirim. Neden? Şimdi hocam, Millete bir faydamız olsun. Hocam şimdi 3 saat önce bir... ...tweet attınız. Bu sizin. Cübbeli Ahmet Hoca... ...kırmızı, şey mavi tıkı da gördünüz. Ey İslamcılar... ...biz sizi... ...Mustafa İslamoğlu hakkında... ...yıllarca uyardık. Uyarmadınız. Sonra devam ediyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Yine uyarma, uyanmadınız diyorsunuz. Şimdi diyorsunuz Ayasofya'nın camiye çevirmesi Kur'an'a aykırı bir eylemdir deyince mi uyandınız diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz hocam? Açıkça ne demek istediğim? Yok yani şimdi. Ama bunun şimdi, bir tarihi var tabii. İşte o anlamda soruyorum yani ben ne 2000 demek e, e, 2000, Niye böyle bir tweet attınız demek istiyorum? Yani, yani. şimdi ee, al, al ne biçim adammış bilmem ne demem lazım. Yani Mustafa, siz, da. Bizim siz camia. şunu söylemek lazım. İslamcılarda Mustafa da, İslamoğlu ne dedi de böyle bir hani tweet atmak zorunda kaldınız? Hayır Mustafa İslamoğlu bir programa katılmış dün mü evvelsi gün mü evet, bugün evet. mü bilmiyorum dün herhalde. Dün evvelsi gün bilmiyorum. O programdaki şeyinde demiş ki İslam'a aykırıdır. Çünkü işte Kur'an diyor ki e, demiş herhalde o ayeti okumuş diye haber aldım. Ela velâdefu nasıl bazen bir bazı lehut ve savam ve ve yani Allah insanları birbiriyle savuşturuyor şerrini def ediyor yoksa tabi bir insan veyahut da bir toplum öbürüne musallat olsa kiliseler manastırlar Allah'ın ismi çokça anılan mescitler yıkılmıştı şimdiye kadar ama onun gücünü onunla to tolere ediyorum onu onunla def ediyorum diye bir ayet şimdi bu ayet okumuş ve bu ayete göre demiş kiliseler, manastırlar, bilmem havralar da demek istiyor kutsaldır. Mabet olaraktan. yani bunun yapılış gayesi de kilisedir. Mealen konuşuyorum ben kelime kelime adamın lafını dinlemedim. Ama mealen yani bu zulüm oldu mesela veyahut da bu İslam'a aykırıdır demiş. Şimdi İslam'a aykırıdır demiş ama seneler evvelki bir videosunu çıkartmışlar. O videoda da mescit olarak ganimet malıdır, fetih ganimetidir. Mescit olması lazım demiş. Ayı şimdi bu bahsediyor. şekil tezatını görmüşler e kardeşim sen bunu ilk mi görüyorsun bu adam e, efendim ben eli sünnetim dedi, derken hanefiyim derken ben buna 2006-2007'lerden sonra full e, reddiyeler yaparken şifa çift peygamberimiz hakkında 3 muhammed kitabını yazmış ben o 3 muhammed kitabından girdim ondan sonra akit kastesi. maalesef o zaman tabi bunları böyle ben uyardığım halde anlamıyorlardı he iyi niyetlidirler ben bir şey demiyorum. Abiler, abilerim, benden yaşlı abilerim, abilerim Nur abi şey ondan sonra Çok abi, Selam olsun. Selam abi. olsun hepsine. Evet. Ancak bayağı bir geç yani Badharabil Basra oluyor bizim Müslümanlarda karabil Basra. Şimdi o İslamcılardaki onları kastetmedim. Onlar hakiki Müslüman. Onu da konuşayım. İslamcı derken ayrı bir şeyim var benim. Tonum var orada. Mesaj verdiğim ne yerler demek var. Istiyorsunuz? Yani Müslüman geçinip mış de yani şöyle hemış gibi yapanlar evet. bu adamı çok pazarladılar. Çok istismar ettiler. O onun vasıtasıyla da bayağı bir yerlere geldiler. Şimdi onlar dinle hakikatten haberdar değiller. Ama şu akıt gibi bir grup hakiki Müslüman insanlar. Ben bir şey demiyorum. Ama söylesinler bana. Bakalım şimdi. Adnan Oktar olaydı öyle. Canım çıktı bunları uyarırken. Harun Yahya Harun ya, Yahya. Bu sizi bindirdiği bir gemiye nereye götürecek? Bu adam vehteri gitti aslında. O zaman açık söylemiyordu. Yandan dolanıyordu. Ben 40 sene evvel bununla görüştüm. E bu, biraz öngörü lazım. Bütün olaylarda öngörü lazım. FETÖ'de de öngörü. Efendim 2009'da demişim Türkiye İşgal projesi dinler arası diyalog. 2009'da demişim adam 2016'da kafana bomba yağdırınca. Yani şimdi bunların hepsi kayıtlı. İslamoğlu ile nasıl Kayıtlı. Bu adamda da 2007'den beri bana sorular geliyordu. E, kürsüye. E, diyorlardı ki Mustafa Semoğlu diye biri var. Derslerine gidebilir miyiz? Ben de diyorum ki yani tanımıyorum. Görüşlerini bilmeden, kitabını okumadan veya sohbetini dinlemeden görüş yapalım. beyan edemez evet. Ve bu 7 ay sürdü. 7-8 ay ben vaktim yok. O zaman daha çok dolanıyordum her yere yani arabayla gittiğimiz için. Şimdi evden yapıyoruz. Koronada zaten pek çıkmadık. Ee, o zaman daha meşgul idik. Sonra yine geliyor çarşaflı kadınlar tefsir dersine gidiyormuşlar. Allah Allah falan da tamam da ne yapayım ya herkesi ben mi inceleyeceğim? Ben, kolay bir şey bu Hazır biri getirse önüme hemen not veririm bir şeye. Fakat Halep ortası arşım burada. Arşınım var. Arşınım yanımda. Ee, bu ölçüm var. Kıyasım var. Mikyasım var. Sonra Akit Gazze bir kitap dağıtmış. Yahudileşme temayülü. Bunu verdiler. Ben de uzun, uzak bir yola gidiyordum. Kitabın içinden beşini gözüm bile görmüyor. Küçük yazılarda o zaman okuyabiliyorum. Bir karıştırdım şöyle. Oraya baktım. Oraya. Bir de baktım orada. Kadınlar işte adet halindeyken camiye giremez. Hanefi fıkhında. Bütün dört mezhepte. han mescide gelmesin hadisleri var. Hükümde, fıkıhta bu. İçtihatta bu ittifaklı. Burada diyor ki işte Yahudiler kadınları evden atardı. Adet halinde. Buna fetva verenler de yani bunun içinde İmam-ı Azam'ı var. Buna fetva verenlerin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste cünüp olursa erkek de aynı, bu kadınlıkla Tabii. alakası yok. Erkek de cünüpse camiye giremez. Bu kadına bir ha haşa hakaretten değil. Bir temizlik iyi yani tazim hürmet. Kutsal mabede bir hürmetten. Doldur. Tabii. E sen şimdi cünüp de giremez. La rol. E ve la cünübun ve böyle nufesa lavsa bu durumları söylüyor. E müçtehit ne yapacak? Hadis varken müçtehit istaat edemez ki nas var zaten. Nasıl olan yerde ihtihad düşer. Bütün müçtehitler efendimize diyemiyor ama diyor ki bunlar Yahudilere meyletti. bütün din kaidesi bu. İna, şeye de sorsan, Diyanet'e de sorsan bu 1400 senelik. E sen bunu ya aa bu ne yapıyor dedim ya. Bir iki tane böyle yer gördüm. Bunun üzerine ben reddiye yaptım. İlk çıkışım orada. Ondan sonra başka meseleler kader. Aa bir baktım amentü. O hep bunlara tek tek reddiyen var. Kim ne kitabım var. E, kader fuzuli fazlalıktır. İnanmaya gerek yok. Amentü'yü indirdi beşe. Allah Allah. Ama peşine bir insanlar gidiyor. Grup grup belediyeler şunlar bunlar. Her taraf bunun cemaat. Akaba Vakfı şu bak Hilal kanalı vardı o zaman. Ya arkadaş ben tek başıma bir gariban. Ama millete anlatıyorum. Bak yanlışlık var. Ben şunu kabul ederim. Bir adam çıkar der ki ben Caferiyim. Benim görüşüm budur. Özgürlük var. Anlatsın. İskinde bir şey. Ona da inanan Evet, inanır. Evet. Sorun var mı? Yok. Ben Şiiyim. Görüşlerimiz Satanist bile olabilir. Ha, Satan Ama takıya yapmasın. Ben Sünniyim, Hanefiyim deyip de orada Hanefi'ye, Sünni'ye zıt kader yok diyorsun. Kaderi Amentü'den çıkarıyorsun. Bu Mutezile de olabilir. Ama Ehli Sünnetim diyerek bunu yapamazsın. Muhtezile görüşündeyim de bu konuda. Delillerini savun. Buradaki sorun ne? Eve bizden biri gibi giriyor. Ondan sonra evi soyup çekecek. Biz de diyoruz ki kardeşim yüzünü göster. Yüzünü göster. Ben bu reddeleri yaptım. E şimdi Allah selam ceza ederse iyi niyetle olabilir. Ne akitin sahibi. İsmail'e geldi sırf bu iş için. Dedi ki iyi bu kavgayı bitirelim. Ya dedim ben nefsani bir kavgam yok. Şahsi bir durumum yok. Mesela bir cetsiki olay oldu. Bütün Türkiye ortalığa kardeş. 15 gün Ramazan. Bir, bir Ramazanda sanki ben bir haram işlemişim. Affedersin, kerhanede... yakalanmışım gibi. Cestik'e binilir mi, binilmez mi? Caiz midir? diyeyim. Ben de dedim işte helal olan her şeye binerim lafı. oradan çıktı. Tamam. Ya kardeşim. Hocam yanında, burada şunu söyleyeyim. Seni bu konuda bu konuda geldi İlal kanalı benden röportaj yaptı. Ee, zaman gazetesi de o zaman yaptı. Beni müdafaa tamam. ettiler. Ama sonra ben dinler arası diyaloğa çatınca FETÖ'cüler beni tehdit ettiler. Dediler ki bak bu 15 seneki iş. Jetsiki 16-17'yi buluyor. Sen Jetsiki olayında itibarsızlaşıyordun. Biz seni manşetten müdafaa ettik. Edebilirsiniz. Doğru yapmışsınız. Çünkü ben orada bir yanlış yapmamıştım. Peki bu filal kanalı da bu şekilde yarım saat ben röportaj yaptım müdafaa Ondan sonra ben bunlara reddiye yapınca, şimdi onlar demedi. FETÖ'cüler dedi ki bir daha başına bir şey gelirse ki gelecek demek istiyorlar. Tabi mesajı aldım. Bir daha başına bir şey gelirse seni savunmayacağız. Ben de dedim ki ben savunan Allah hasbi Allah'ın emel vekil. Yani siz doğru bir şey yapmış olabilirsiniz. Ama ben dinler arası diyalog şirktir görüyorum. Ve Türkiye işgal projesi görüyorum. Misyonerlik çok... faaliyeti görüyorum. Bunu dedim. Ben reddiye yapmak zorundayım. Sonra işte hapse giren 2011-12 sürece giren süreç oldu. Şimdi İslamoğlu'ndaki konuda işte geldiler dedim ya dediler bundan uğraşma oturalım görüşelim. Dedim ki ben var. Evet. Birkaç isim verdim. Şu hocalar da bulunacak. O da istediği hocaları alacak. Siz de hakem heyeti kurun. Masada oturalım. Kaderde kader bu evet. mesele kader şart mı iman etmek? Bunları konuşalım. Tabi gelmedi, gelemedi. O bizi konuşturmaz demiş, çok konuşur demiş. Dakika tutun dedim. Dakika tutusun. ben o dakikayı geçmeyeceğim. Herkes dakikasına rahat edecek. Siz de dedim görün. O arada affedersin Ehli Beyt mezhebi diye bir şey çıkarttı. Ben böyle bir hakemlik yaparım hocam. Şöyle ters ilişki evet. diye bir şeye efendim cevaz veriliyor gibi falan ehli beyte göre ha Şehli beyt münezzehtir. Bunlara reddiye yaptım. E dedim böyle böyle yapma ya onu da mı dedi. E çıkarttım sitesinden çıktıları verdim. Allah Allah falan. Beni de barıştırmaya uğraştılar. Ancak ben kavgalı değilim. Sokakta görsem hu diye suratına bağırmam ki. Ben Ben terbiyeli bir, şey bir insanım, nazik kibar bir insanım. Ben fikirlerle mücadele ettim ama o Ahmet Hakan'ın Kanal D'de haber sunarken çıktığında efendim sarık var, akıl yok, cübbe var, adam yok gibi konulara girdi. Mustafa Üstüklü öbürü işte iblis dedi, öbürü Aziz Bayındır çıktı, şeytan dedi. Şimdi bak, ben niye 15 senedir reddiye yaptığım binlerce videoda bir kere bu lafızları onlar hakkında kullanmadım? Çünkü reddiye yapacak o kadar delilim var ki ayeti hadisi okumaktan bitiremedim. Benim delilim varsa sana iblis diye, şeytan diye hakaret etmem. Bana Kanal D'nin haberinde 3 dakika verseler bir konuda savunma yap diye. 3 dakikada ben bir dakikasını adama söverek geçirmem. Çünkü e, de, delillerim var. Hakaret hiçbir zaman ilim değildir. E, bunlar bunları yaptılar. Hocam. E, dolayısıyla şimdi ben bunlara evet. şunu diyorum Ayasofya işine. Sonra ben anlat 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 çok üst seviyeden tut alt seviyeye kadar oturuyorum herkese görüyorum. Diyorum bak bu adam yanlış görüşleri var. El muhalif şu durumu da anlat anlat. Şu anlamı Sonra da çıktı ne dedi bir gün? Ya bunun her türlü şeyi böyle. Mesela diyor ki, e, tezatlarını söylemiş. Ayasofya yani açılsın demiş ya. Şimdi de niye açıldı demiş. Mesela şimdi onu çıkarıyorlar. Ya hangi meselede? Babası için, babasını bir met etti, rahmetli çok büyük evliyaydı. Allah selam, şey, rahmet etsin, kabrin nur olsun, şefaatle nail Ahmet İslamoğlu hocamız. Yani babası e, nimet etti falan. Sonra babası ya dedi işte videolar var şeyde, işte Hümeyni'nin kitapları evinde, Şia, İran görüşü falan, karışık falan, şeytanım kadar sevmem. Böyle bir laflar etti adamcağız, yaşlı adam. Ondan sonra hutbede çıktı, beni zaten o büyütmedi ki bunak dedi. Benim, babasına bunak dedi, bir de cuma hutbesinde. Bunak adam dedi, beni dedi amcam büyüttü. E şimdi bu çelişkileri gördüğün zaman, babam bana sövse şimdi, nasıl ben bunak derim ya? E dolayısıyla sonra dedi ki helallık almak yok. Nasıl bilirsiniz iyi bilirsiniz yok Hocam ben şunu, sonra mesela evet. babası öldü yine gitti sarığı taktı diyanet sarığını de giydi helallik alanı nasıl bilirsiniz ya kardeşim burada video var dinde böyle şeyler yok diyorsun madem görüşüne sadık ol mesela şimdi ben bunlara zaten kader en büyük mesele iman en büyük mesele bunları anlattık 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 kimse bir şey bizi dinlemedi anlamadı Onun için sonra dedi de, ki de Adem Aleyhisselam'ın da babası var. Maymundan türemedik ama dedi. Geride maymunlarla birleşiyoruz falan deyince baya bir kopma oldu. Ya dedim adam madem senin babası var diyene kadar anlamadınız. Şimdi orada da anlamayanlar vardı. Bu Ayasofya ile de onlar anlamış. Hocam şöyle bakmak Ne istiyorum. akıl ya. Şöyle bakmak istiyorum. Şimdi bir insan herhangi bir dinin üyesi olabilir. Tabii. Veyahut da gönüllüsü olabilir. Ya Allah veyahut demiş. da bir şekilde o dine yani, iman etmiş olabilir. İmtihan dünyası. Bakın hocam. Allah bunlardan izin bir vermiş. tanesi. İzin vermem İslam yol olur. Yani veyahut da bunlar bir şekilde Şia olur, Sünnilik olur. Bir, bir şekilde dağıtabilirsiniz bunu. Bir adam tutar, öküze de bir şekilde tapar. Bunları bir şekilde siz kendi görüşünüzde adam hatta biraz önce söylediğim gibi... ...herhangi bir insanda şeytana tapar. Yani biraz önce adamın demek ki eğitimi şeyi aklı oraya gidiyor. Diyor ki benim için en kutsal şeytandır diyor. Nerede gördük? Bunu Amerika Birleşik Devletleri okul sonrası eğitiminde adam oraya Acab, kadar sarkmış. Ama bir de, bitireyim bu, hocam. Dinleri bozulduğu için. Yok hocam. Oraya götürdü. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Önemli olan şu. Bazı noktalar var ki o noktalarda mış gibi yapmamak lazım diyorsun Takıya yapmamak tamam, lazım he. diyorum. Ben mesela şimdi, şimdi o bu bu Ya, ya e, şimdi Çok e, sorulduğu yaptım. için bakın e, tabii. bunun nedeni ne? İnternette çok soruluyor şimdi Şu anda... tweet atıyorlar. Onun için bu soruyu sordum ki arkadaşlar da siz Geçen burada mesela... hep birlikte yani TV 100 izleyicileriyle birlikte eee Cübbeli Ahmet Hoca ve ben Deniz Ertan Özit sohbet ediyoruz aslında hep birlikte. Siz burada değilsiniz ama sizin adınıza ben soruları sormaya çalışıyorum. Bu sorulardan Geçen birisi mesela bu, bir milletvekili meclise öne Diyanet'e yazı yazmış. Öbürü milletvekili eski milletvekili yine MHP'den biri. O eski milletvekiliymiş. AK Parti'den bir milletvekili falan. Şimdi bunlar ben işte Şia'nın aleyhine şey yapmışım. İşte bunun bu konuşmalarım hakkında soru önergesi bilmem ne. Hocam çok... Bu sefer mesela ben de dedi, aradım biriyle görüştüm. AK Parti milletvekiliyle görüştüm. Ya dedi ben anlamamıştım böyle bilmiyordum. Benim videolarımı gönderdim CNN'de şurada burada. Ya ben Türkiye'deki Alevi'den Cafer'den bir kere ben Alevi'nin Alevi'yle konuşmamışım. E Cafer'in kendi itikadı kendine bağlar ama takıya yapmayacak. Yani yüzünü gösterecek veyahut da soruldu mu veyahut da sen onu sorgu meleği değilsin. Ama bir, bir yayın yaparken bir faaliyet yaparken bir cemevi bir cemiyet bir şu bu açarken benim itikadım budur. Ben bu İnanan yoldan bu yoldan gelsin, tabii, tabii, tabii. inanmayan beri gitsin. Bu, bu şekil olsa ama benim kastım neydi? İran muhaberatıydı. Ben bunu söylüyorum sana. İran ajanları bütün bürokrasiye her yere girmişler ve bak birkaç ay evvel çıkan haberler Sonra ben o konuları yaptığımdan bunların bana böyle e, tweet attıklarından sonra birkaç gün sonra e, İran ajanlarına operasyon oldu yine devamında. Evet. Mit operasyon oldu yeni. Ben de anlamadım. 3 ay evvel bu çıkmış. Operasyonlar devam ediyor. Mite kadar girmişler. Oraya girmiş, buraya girmiş muhaberat. E şimdi bunlar nereden yararlanıyor? E ben de Müslümanım. Hz. Ali Eli Hasan Hüseyin, biz de hep Hasan Hüseyin takıyoruz çocuğumuza. Bu noktadan giriş yaparak ama şimdi önümüzde bir Suriye var. Suriye'de bir olay oldu. İran tak müdahale etti, işgal etti. Halep'te 15 kadın 15 bin kadın ırzına tecavüz etti Kasım Süleyman'ı Tukayları. Haçlı Şabiler milleti kesti doğradılar. Ortada. E şimdi biz bunun sınır komşusuyuz. Burada bu ajanlar bu kadar cirit atıyorsa benim bir tweetim oldu yine. Ya derin devlet falan bu sefer işte o öbürleri de kalkmış Alparslan kuytul falan işte bu derin devlet de çalışıyor. İşte Müslüman'ı müdafaa etmiyor da şimdi müdafaa diyordum, Ne diyorsunuz? E, Doğu Perinçek'le iyi geçiniyor. Ya burada Makul birdir, doğru yol birdir, Doğu Perinçek efendim şerata inanmayabilir, efendim şerat hükümlerine inanmayabilir, Tarikatı hiç kabul etmez, şehitleri mürşitleri zaten atacağım edeceğim diyordu. E, o meselede aynı. aynı gemideyiz, biz şimdi bakıyoruz. Bu vatanın bölünmemesi. Ama Doğu abinin şöyle bir özelliği var, söylediğini söylüyor. Ben buna inanıyorum. Ben, ben de. Tabi. Onunla birleştiğim nokta yani. var, evet. e, hiç uymadığımız noktalar var. Ama şu anda vatanın bölünmemesi, PKK sorunu. HDP sorunu bütün bu sorunlara ilgileniyor. Bir e, eşcinsellik sorununa bile hiçbir parti onun kadar ilgilenmedi. Ben onun partisinin açıklamalarından öğrendim tehlikenin boyutunu. Yani ne yapılmak isteniyor? O onu din boyutundan yapmıyor ki. İşte şu surede haramdır'a girmiyor ki. Ama e, neslin kesilmesi, e, efendim siyonizmin burayı işgali, emperyalizmin projeleri, işte bu satanizmler, bütün bu projeleri Adam kafa yürütüyor derken orada da bir devlet haklı var. dolayısıyla misal. E, zaten eskiden beri rahmetli Türk başbu Türkiye'den beri rahmetli gelir devimizde de falan yemiş ...işmişliğimiz var. Onu demiyorum. E şimdi bu tarafta bu var. Bunun şimdi de derin devletle ne alakası var? Ama ben İran ajanlarına muhabir adı nerede kaldı ki? Doğu Bey'de İran'dan hep iyi olur. Ve İran'dan iyi olmayı ister. İran, Esed, Rusya. Onu da biliyorum. Şimdi. Ben mesela setle iyi olacak bir durum yok. Şeyle, efendim İran... Tabii ki devletler arası ilişki hakkında konuşmuyorum. Uyanık olmamız gereken konuları konuşuyorum. Ama şimdi bu konu yapıldı. A, muhaberat diye bir şey var. Bu nereden yararlanıyor? Biz de Müslümanızdan. Peki, işte geldiği zaman ben Şiiyim desin. Sorulduğu zaman yapmasın, ben... yapmasın. Gelsin Türkiye'de vatandaş mı oluyor? Esnaf mıdır? Efendim... Cemevi mi açtı? Sizin deyiminizle ciğerimi yesin o zaman diyorsunuz. Yani he, şimdi Caferi <laughs> dergi açmış, cami yap Çok iyi anlaşıldı hocam. Bak şimdi hocam mesela Caferi'nin dolu camisi var. Ezanlarında Eşhedü ve veliullah diyorlar falan tamam. E şimdi e sen onu yap ki, sen onu yap ki oraya da gelmek isteyen varsa gelsin oraya bilerek gelsin. Hocam çok iyi anlaşıldı. Bin, Ama şimdi yedi numarayı ben anladım. doğruyu anlatırım. Herkes delili ortaya koyar. Şimdi internet ortamındayız gizli bir şey kalmadı. E ben neyi gizleyeceğim? Devlet hocam, bile yasaklayamıyor artık. Sizin görüşünüzü 7 numara. Sizin görüşünüzü almak istiyoruz bu konuda. Çünkü inanılmaz çok bu, bu konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın görüşü nedir? Konumuz Metaverse. Biraz uzak olduğunuzu biliyorum ama bildiğiniz Kelimelerden kadar. Kelimelerden uzak. Yavurca kelimelerinin karşılığını Şimdi hocam şimdi biliyorsunuz sanal bir evren oluşturuluyor hocam. Bu ne demek sanal evren? Yani biz artık dijital bir ortama, yani bir bilgisayar vasıtasıyla kendi avatarlarımızı bize benzeyen dijital bir var, varlığı, varlık derken tabi bu dijital bir varlıktan bahsediyorum, bir sanal ortamda hareket ettiriyoruz veya yaşam, yaşam alanı veriyoruz Şimdi ona. tavaf mavaf şimdi, yapıyorlarmış. Şimdi evet. Tamamen onlara böyle geleceğiz. canlı geliyor. Hocam şimdi şöyle, bu metaverse için iki konu söyleyeceğim size. Bir tanesi... Bir tweet atmıştım birkaç gün önce, onları söyleyeyim. Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'ü tanıttı. Biliyorsunuz Metaverse, Facebook'un bir e, başlatmış olduğu bir kavram. Hristiyan yayın organı, e, Chris Ma Magazine dergisi, Metaverse e, yılanın cennette Adem ve Havva'ya yasak meyveyi ye, yemeleri için verdiği elmanın ta kendisidir diyor. Dolayısıyla diyor ki ruhlarınızı kaybedeceksiniz. Çünkü hani başka bir sanal evrende rüyada yaşamak gibi tanrısal olacaksınız Haşla. ve ve lanetleneceksiniz diye uyarıyor. Ya Bak bizden şu anda sizin cemaat de dahil bu konuyla ilgili yorumu yok. Ama Hristiyan alemi diyor ki Arkadaş diyor bu. Metaverse bir örnek verelim. Dört numarayı verir misiniz? Bakın hocam, görüntüleri şimdi görün ekranda. Evet. Metaverse gözlük taktı. Genç böyle bir yerde kendini kaybetti. Gözünde e, taktığı gözlükle başka bir aleme geçti. Yine beş numarayı verin. Bu arada dünya ekonomik formunun şeyi. Bir de bakıyorsunuz burada büyük bir yani e, başlatma, yeniden başlatma büyük. ...resetten bahsediyor. Diyor ki... ...gözlüğü takıyor genç, artık... ...bir uyuşturucu gibi öteki... ...dünyada yani aslında... E, ...biraz önce... E, ...Hristiyan magazinin vermiş olduğu... E, ...haberdeki gibi diyor ki... ...artık şeytanın... ...vaat ettiği şeyler var. Bunlardan bir tanesi... ...neydi? Dedi ki şeytan... ...ben size öyle bir alem vereceğim ki... ...Allah'ın verdiği alemden... ...daha büyük bir... hani ...insan için daha büyük bir alem olacak. Efendim, şöyle... Bunu da okumak istiyorum. Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı. Şimdi biliyorsunuz Cengiz ve Ahtopot diye bir program var tv yüzde. Ahtopot da ne demek çok anlamış e ona değilim ama... Onu da beni çağırdılar sanki yani de gelmesin. şundan dolayı söylüyorum. Ahtopot biliyorsunuz şu anlama geliyor. Dünyanın en derin yapısı. Yani aslında dünyayı bir şekilde yöneten üst akıl demek Ahtopot. Ne anlamda? Ee, Sembolizma anlamında. Ertuğrul Özgök diyor ki, Metaverse çağının ilk kaybedeni dinler olacak. Şimdi üst akıl da zaten dinleri yok etmeye çalışıyor. Yazı şöyle devam ediyor: Kendiniz yerine avatarlarınız, yani buradaki hayatı bıraktık, gözlük taktık, o ablanın taktığı gibi bir başka bir sanal aleme geçtik. Ee, kendiniz yere avatarlarınız Metaverse'te. Camilere, kiliselere, tabi semavi dinlerden bahsetmiş, sinagoglara yani mabetlere gönderip ibadet yapacağız diyor. Yani ben de şöyle bir soru soruyorum size. Metaverse'te namaz kılınır mı kılınmaz mı? Hocam Kılın. bir reklam arası verelim hemen bu konuyla başlayacağız. Tamam. Efendim TV yüz ekranlarındasınız, kayıt dışı devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hocayla. ile insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. Sorular geliyor bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Bu haftanın kitabını size göstereyim. Tabii konumuzla da ilgili olduğu için. Efendim Ata rahmetli Ata ait olan Ruhlar kitabı. Dünyada ve Türkiye'de ruhçuluk. Yani aslında bu konuyu derinlemeye derinlemesine incelemek isteyen kişiler bu kitabı muhakkak edinsinler. Tüm dünyada bu ruhçuluk meselesi Türkiye'de Bedir Rus Salman'a kadar veya o ekolün devam ettiği yere kadar olan tüm bilgileri anlatan kitaptır. Çok değerli bir kitaptır. Muhakkak olması lazım. Bu ilimlere bir şekilde vakıf olmak istiyorsanız. Efendim şöyle bir yoldan çıkmıştık hatırlayın. Yola girmiştik. O da ben bir tweet atmıştım. Bu tweet'i yine ekrana verelim arkadaşlar. İzleyicilerimiz de okusun. Burada diyor ki... Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse evrenini bir şekilde bize sundu ve Hristiyan yayın organı Chris Magazine diyor ki e, Hristiyan Magazine diyor ki Metaverse e, aslında yılanın cennette Adem ve Havva'ya yasak meyveyi yedirme yemesi ile aynı şeydir diyor. Yani diyor ki ...Metaverse öyle bir şeydir ki... ...o kadar tatlı gelecek ki insanlara... Ee, ce, ...serpentin diyor aslında bahsetmiş olduğumuz yılan... ...bir şekilde insanlara ikinci yasak meyveyi yedirecekler... ...ruhlarınızı kaybedeceksiniz buraya gelince... ...oradan bu dünyaya, gerçek dünyaya dönmek istemeyeceksiniz... ...ve tanrısal olacaksınız... ...yani kendinizi tanrı gibi hissedeceksiniz... ...neden söylüyor bunu... ...Metaverse evreninde biliyorsunuz ki... Girdiğiniz zaman istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi geçenlerde hayali cennet. Tabii hayali ediyor. cennet geçenlerde biliyorsunuz bir kadın tecavüze bile uğradı metaverse evreninde. Allah Tabii. Allah. Yani hatta bununla ilgili dava açacak mı atmayacak mı bunu bekliyoruz. Yani bir şekilde insanlığın cennetten sonra fiziki tecavüz mü tahakkuk etti? Yani tabii şey e, hani dijital bir avatarların tecavüzü. Oo o zaman tamam. Şimdi Lanetleneceksiniz diye uyarıda bulunuyor. Yani Metaverse şimdi dediğin yani direktman şeytanın kanalı. Tabi şimdi bunları konuşacağız. Yani şeytan kanala açtı. Siz ilk defa. Bunları, i̇lk açtı. defa uyarıyor televizyonda yok. konuşuyoruz. Efem yine şöyle devam etmiştik. Allah Allah. Sevgili Ertuğrul Özkök bir yazısında Ertuğrul abi şöyle diyor. Metaverse çağın ilk kaybedenleri dinler olacak. Çünkü unutmayın ki üst akıl en önemli projelerinden birisi tüm bildiğimiz dinleri yok edip tek bir din, bu da ezoterik batini bir yapıdan gelen dine bir şekilde tüm dünyayı inandırmaktı. Belki onun üzerine bir yazı yazmış. E, bu yazı şöyle devam ediyor. Kısa aldım e, Ertuğrul abiden de özür dileyerek yalnızca alıntı yapıyorum. İsteyenler e, okuyabilir bunu açıp internetten kendimiz yerine avatarlarımız demiş çok güzel bir konu metaverse'te camilere kiliselere hangi inanç sahibiyseniz e, sinagoglara veya da de dediğim gibi herhangi bir mağarete e, gönderip ibadet yapacak kim ben burada gözlüğü takmışım biraz önceki abla gibi köşeye durmuşum kendi avatarımı herhangi bir camiye yollamışım gitmiş. Fakat burada bir terslik var tabi. ben bir Ahtapot diye Cengiz ve Ahtapot diye TV yüzde program yapıyorlar biliyorsunuz. Bana, ben de Ahtapot'u görünce hemen garipsedim Çünkü Ahtapot belki çok önceden söylenen Ertuğrul Özkök için bir söz ama şunu unutmamak lazım. Bir sembol bilimcisi olarak Ahtapot'u dünyanın en derin devletin yapısının aslında sembolizmasıdır. Yani bakın ekrana iki tane örnek veriyorum. Bir tanesi bu arada 00'ın 7'nin oynamış olduğu yeni film Ahtapot'a karşıdır. Çünkü Ahtapot dünyanın en derin yapısıdır. Ahtapot'un kolları gibi ulaşmıştır. Ee, i̇kincisi de Avengers'ta yani Kaptan Amerika'nın düşmanı olan yapı bunlar tabi sembolizm olarak söylüyorum bu derin olarak bazen görürsünüz ki bazı insanlar e, ahtapot şeklinde e, bir yüzük takarlar bunları Ertuğrul abi de var mı onu bilmiyorum böyle bir şeyden bahsettim onu sormuşsunuz ahtapotun sembolik anlamı nedir diye yani buradan şu geliyor acaba derin bir yapısı mı var Ertuğrul abinin onu hani konuşmak istedim onun için anlatmak istedim şimdi Hocam konuşu ne oluyor da metaverse diye bir şeyler bir bir akıl bir şekilde ulaştı ve unutmayalım ama burada bir teknolojiden bahsediyoruz teknoloji çok önemli ee, burada markayı söylemekte yarar var Mercedes markasının da e, işte biliyorsunuz e, hanımı e, ismini unuttum şu anda iki çocuğuyla birlikte e, köy annesinin evine doğru giderken bir şekilde teknolojiyi gösterdiğinde kilise orada dedi ki bu şeytan işidir. Şimdi aynı şeyle yapıyla inanç sistemi sistemleri biraz önceki kilisede olduğu gibi ama bu arada garip bir şey var hocam. Yani Türkiye'de metaverse ile ilgili sanki her bütün bizim yani ee, teolojiyle uğraşan, İslam teolojisiyle uğraşan arkadaşlarımız ya konuya hiç vakıf değiller. Veyahut da bilme, kabullenmiş gibi gözüküyorlar. Ya bu beni şaşırtıyor. İlk defa da sizle televizyonlarda Metaverse konusunu konuşuyoruz. Yani benim bu hususta tabii sizin açıklamalarınızda şimdi dinleyerek bir yorum yapsam. Bir defa Ertuğrul Bey derin bir alakaları yok. Yok Çünkü ben, ben burada Latife. Yok yok, yok benim gibi kabak gibi her şey ortada. İkincisi zaten derin olsaydı hürriyetin başından ayrılmazdı. O bir. Ben şimdi şuradan ee, bakıyorum şey hocam. Anladım, burada bana anladım. bana şey geldi. Için açıklamam lazım. Ayırtman Ben vardır. bir sembol veya bir isim tamam. gördüğüm zaman ben de görevimi yapıp diyorum ki herhangi bir şeyden ben işkillenirim. Burada acaba bu Yok, var mı? anladım mi? anladım. Evet. Ama tabii nakilcidir. Tabii. Öyle yapıyor. Güzel sunumu, paketlemesi, ambalajı güzel yapıyor. Ben de Ertuğrul e Özkökü e gerçek anlamda hani hem e şeyiyle, dünya görüşüyle hem de dünya yani katkılarından dolayı çok severim. Yani ben benim çok aleme yazılar da yazmıştır. Evet. Ama e, Aziz Başkan bir görüştürmüştü telefondan sonra e, hatta bu programlarına da herhalde bir çağırmışlar telefonda etmişler falan. Ben vakit bulamadım. Bir de magazin adı olduğu için falan. Aslında ne olacak? Magazin de olsa şey yapayım dedim. Benim de etrafımda biraz engelleyiciler var. Ondan sonra magazinse magazin mesele o değil. Her şeyi şeye çevirebiliriz. Tabi doğru bir beyana ve insanların faydalı bilgi almasına çevirebiliriz. Her ortamı çevirebilirim ben. Allah'ın izniyle bulunduğum her ortamda. Ee, ama şimdi burada bir şeyden korkuyorum. Şimdi bunların bir de reklamını mı yapmış oluyoruz? Bir ondan korkuyorum. Çünkü bizikril münkerat, tenteşirul münkerat yani münker şeyleri işte aklın, şeriatın veya dinin reddettiği şeyler. bu tabi ne, nasıl kullanırsan oraya gider gibi de bir durum var ama bunun şerre kullanılacağı belli. Bu arabaya benzemiyor. Ee, şimdi kilise aslında onu Müslüman hocalara atfettiler irtica yobazlar bizi geri bıraktı. Osmanlı'nın son dönemindeki işte veyahut da yazıya karşı matbaanın gelmesini bilmem kaç yüz geciktirdiler diye alimlere, velilere çatmanın yolunu buldular. Esasen bun, bunlar o noktada sosyal bir olaydı. Yüz binlerce hattat vardı. Bu yüz binlerce hattat işsiz kalacaktı. Burada bir ekonomik kriz olacaktı. Bu ekonomik krizin devletin ee, hükümetin neyse o zamanki yönetimin çözmesi için e, birden bıçak gibi kesmeme tarafına gidildi. Yoksa bunun haram diye bilmem ne bir fetvası yoktu mesela. Yani aynı şey şimdi kilise de diyorsunuz araba şeytan işidir dediğini aynı bize e, devamlı. Şimdi beni biraz modern görüyorlar bilmem ne görüyorlar da normalde bu kılık kıyafet vesaireden hemen ön yargıyla hüküm veriyorlar ve uçağa niye biniyorsunuz? Seneler, çocukluğumuzdan beri ilk duyduğumuz bu. Gavur icatıysa, uçağa niye bürün, ne alakası var? Yani şimdi kafir de yapsa, yavur da yapsa, kim yaparsa yapsın, teknolojiden, işte şimdi YouTube'dan yararlanıyoruz, Facebook'tan yararlanıyoruz, internetten yayın yapıyoruz, efendim, biz de sohbetler yapıyoruz. Dolayısıyla e, İslamiyet hiçbir zaman bunlara karşı değildir. Kullanılış şekline e, yön verir, kafir gibi e, İngiliz kumaşından, Elbise giyebilir miyim? Yani İngiliz dokumuşsa o kumaşı orada sorun yok. E, yani İngiliz kumaşından cübbe yapabilirsin. Efendim yelek yapabilirsin, ceket yaparsın. Misal. Ama sen şimdi e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem min nazimin libasül küfar felat elbese e, bir ganimet malından kumaş taksim etmişti fakir bir sahabiye vermişti. O zaman üstüne altına elbise zor buluyorlar. E, ancak avret yerlerini kapatsalar üstü açık kalıyor falan Zor zamanlardı sonra o kişi de ay artık ne şekilse sahabeden biri yapmış giymiş gelmiş. diyor ki bu kafir elbisesidir bunu giyme. Bu sayı hadis mesela. Eşini kafir dedi ki kumaşı sen, verdin bana. Ben sana kumaşı verdim ama bu şekil giy deme. Şimdi bu noktaya gittiğimiz zaman bu hadis bize nasıl teşkil ediyor? Bütün kıyaslarımızı buradan delil alarak çıkarabiliriz. Nedir o? Kafirin dokuduğu kumaşdan başlayalım o zamanki şartlarda. Kafirin çıkarttığı uçak. Arama. Hocam cep telefonu deyin. Cep Çok telefonu. A, cep telefonu. Diye. Telefon Şu, deyin. Tamam. A, şimdi Diş ne macunu şimdi? deyin. Dolayısıyla e, bunların ölçüsü nedir? Ölçüsü akıl ve şeriat nezdinde makul ve meşru. Meşru'nun zaten açılımı, meşru kelimesi şeriat da oradan geliyor. Meşru kelimesinin açılımı aklın, hmm. selim aklın ama... Hastalıklı, arızalı aklın değil. Şimdi satanistler de büyük akıl. Ee, üst akıl diyorsunuz bak. Üst akıl ama dünyayı kan gölüne çeviriyor. Ülkeleri işgal ediyor. Milyarlarca insan açlıktan ölüyor. Milyarlarca insan e, efendim işte bilmiyorum hastalıklardan felaket. Bunların çoğunu sanal, kimyasal, bir, bir, korona için bile denildi. E, efendim nüfusu azaltmak için bilmem ne. E, o şeylerde... E, ortamlı, biyolojik ortamlarda bilmem ne kurabiliyorlar. Demek ki burada aklın derken biz Selim'i de katacağız. Aklı Selim yani e, şehvetlerinden hırslarından, tamallarından, kötü düşüncelerinden Selim selamette kalmış. Arınmış bir akıl olacak. İnsanlığın alemin faydasına çalışan bir akıl. Hem kendinin hem insanlığın. Böyle bir akıl olursa. Bir de şerat, belli Kur'an, sünnet bu, de, bu ikisinin kabul ettiğine meşru deniyor. Dolayısıyla meşruyu buradan aldığımız zaman bu ölçülerde bakarız. Bu nereye kullanılıyor? E şimdi internet o kadar sıkıntı verdi ki yani 20 sene evvelki gençlikle 20 sene yani ben 20 seneyi kabul ediyorum biraz bu cep telefonundan başlayarak arabada telefon yoktu. Sonra arabada telefon çıktı. Hemen hemen ilk alanlardan biri O zaman da babamın da durumu iyiydi kalındı o zaman böyle arabada ortaya koyarlardı böyle eline zor sar kalın bir telefon falan. Millet birbirine bak, Ankim'in arabasında bütün arabalar ona bakardı falan. Aa arabada telefon var falan. Ondan sonra tabii ki cep telefon çıkması acayip bir şey. Sonra internet çıkması tabii. Bu cep telefonu hemen çıktığında internetle birlikte gelmedi. Türkiye'ye gelişini konuşuyorum. Bu noktada hayat değişti. Şimdi hanım kocası yüzüne bakmıyor. Oraya bakmaktan. Çoluk çocuk yeme oturuyor. Çoluk çocuk ya annesi diyor ki çorban soğudu. Evladım şunu ye bunu de. Tamam diyor. Bir saat iptal etti. Aklı beyni ipote ipote aldı. Televizyon, bir Televizyon izlemelerinin de şeyi düştü. Çünkü her program istediğin istediği anda indirdiği için o anda oraya takılmayayım. Arada reklama bilmem ne yapayım. Seri izlerim bilmem ne. Bağlandılar buraya. Şimdi buraya bağlandıktan sonra çok farklılık var. Nedir? Ateistlik arttı. Deistlik arttı. Toplumda böyle oran yoktu. Şimdi 17 ateist araştırma işte Hakan Bayrakçı orada açıyor. 17 kadar ateist gözüküyor. 9 kadar deist gözüküyor dedi. İmam Hatip'lerdeki oranı 10 sene araştıran bir hanım, doçent %12 buluyor. İmam Hatip'teki oran. Nispi tabii %12. Toplumun %12'si değil tabii bu. O nokta yüzde on iki. Bu müftü olacak, vaiz olacak, hoca olacak. E şimdi tabii ki hocaların yanlış konuşmaları, ben peygamberi kabul etmiyorum, o postacıdır, araciye lüzum yok, mezhebe lüzum falan bunlar. E, tam Mustafa İslamoğlu kafasına çok dikkat çekiyorum. Çünkü bu 20-30 sene evvelden kurulmuş bir kafa. Kitapları imam çok okutuluyordu. Ve birçok hoca da ondan etkilenmişti. İmamlarda bile vardı. Bir senelerdir uğraş 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 bayağı bir millet şuurlandı ama işte adam neyse kendini bitiriyor sonunda. Ee, yani bize de bir reddiye bile lüzum kalmadı. Siz sormasanız konuya bile girmiyorum artık reddiye lüzum yok. Artık Adem Aşen'in babası var diye maymunlarla yukarıda amca çocuğu dedikten sonra. Şimdi bu kafalar ateistlik, deistlik oranını artırdı. Ee, şimdi üstüne bu çıktı diyorsun. Devamlı bir, bir efendim, tam buran bir name ilave ediliyor. Zurnaya bir delik açılıyor. Bu kullanıma bağlı bir şey. Ama benim burada internet gibi e, internetin çok faydalı oldu. Şimdi bana diyorlar ki e sen burada internette konuşuyorsun. Bazen 20 bin, 30 bin, koronaki de bazı süreçlerde 60 bin, 100 bin anında takipçiler gördük. Büyük rakamlarmış bunlar. Ben bilmiyorum. Millet hani bazı doğaya kitleniyor gece yarısı Hocam, falan. Hocam şimdi araya girmek zorundayım şundan dolayı. Şimdi siz diyorsunuz gerizgahlar biraz uzun oluyor hızlı hareket edeceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki... Yok hadi sadede geldik. Tabii, tabii, sadede... Geldik zaten. <laughs> Bravo. Sadede geldik. Şimdi, şimdi hocam bu şöyle... bu mukaddimelerden sonra ben ben hükmü size bırakacağım tamam, zaten. Ben mukaddimeleri tamam. Dizdim. Tamam. Şimdi, şimdi ben internetten yararlandım mı? insanlara ulaşmak bakımından yararlandı. Evet. Peki YouTube'dan bir yararlı. gün Mesela yararlı. bir gün metaverse'te olacak mı Ahmet Hoca? Peki pekiisi var. Olacak mısınız hocam? Ya, nesinde olacağım şimdi? Metaverse'ün içinde ya, olacak mısınız? Ya ben şimdi mısınız? oraya girip de evet. efendim Kabe'yi bir sanal tavaf edeyim deme. O kadar kafasız tamam. manyak değilim. Peki o bir yaparım? hedef kitleniz olursa Ka olacak mısınız? Ya, tamam da ne yapacağım orada? Ne yapılıyor? Sonra şimdi, bakarım. Yani yapacağım bugün şey bir internette ne Abi, yapıyorsunuz? Abi tavaf boşuna evet. bedava. Tavafa girme. Tamam. Namaz kılsam bedava. namaz, bedav, namaz kılmam. Niye kılayım ya? Peki sevap sevabı mıdır orada? Sevap yok bir şey yok. Sevap mıdır Oğru orada? Oru kılana kadar iki sübhane Allah, beş sübhane Allah desem mizanı doldurur Peki, ya. Peki orada namaz kılsa bir avatar. He. Bu e, sevap mıdır? Veya bir olacaksın? anlamı var mıdır? Ya benim bir lafım yok mu? Sen evet. meşhur lafım lafın var ya benim. Hocam biliyorum benim lafım meşhur lafım ne? Lazım. Meşhur lafım... Evet. lafı. Efendim orucu uykuda tutan sevabı rüyada, rüyada görür. Rüyada görür. E şimdi sen sanal alemde nekle <laughs> elini mısın, allah Allah' ekber yok. Ruku yok, secde yok. Hiçbir hareket yok. Tesbihat yok, bu şu. Şey Kürdün oraya. Ondan sonra o... sevap bekliyorsun. Nasıl cevap alacaksın? Hocam birisi İstanbul'u şimdi metaverse e biliyorsunuz evet. satıyorlar metaverse'te. Tamam. Bir gün daha ileri gidelim. Evet. Herhangi bir dini merkezi, evet. ...Kabe'yi de satmaya kalkarlarsa ne olacak? Ne, ne nedir yani? Ki... Yani bir anlamı evet. var mı bunların? Nereye gider bu iş? Yani bu işin aslında konusu şunu sormak istiyorum. Ya zaten abi. bu kafirler... He, bu zun, bunu bu dinsizler, <laughs> bu işte dediğin var. şeytani akıllar. Bütün şeytanın özel ve inne şeyatüne <laughs> le yu'huna ila Li Kur'an diyor ki nasıl Allah peygambere vay gönderiyorsa şeytanlar da dostlarına aynı fısıldaşıyor. Li <laughs> sizlerle mücadele etsinler diye çekişsinler. Şimdi bunlar bu yollarla tabi dinler kaybedecek dediği e, dinler kaybetmez. E, Allah'ın ezeli kimin gavur öleceği, kim Müslüman öleceği sayısı bellidir. Allah'ın ilmi değişmez. Çünkü Allah bildi kimin ne mal olduğunu. Allah'ın bir kaybı olmaz. E, ...insanların i̇nsanların şahsi kaybı olur. E, hak dinden ayrılan, İslam'dan ayrılanların, ateist, deist olanların, el sünnetten çıkanların tabii ki kaybı olacak. ...onları da istemez, kaybetmez ama çare yok. Şimdi Allah akıl vermiş, hür irade vermiş. Bu noktada insan istediği yola da sapıyor yani. Allah da bu hesabını soracak. Biz burada ne, ne yapacağız? Şimdi ben burada kendimi bağlayacak bir şey konuşmam. Çünkü ben çok öngörülü bir insanım. Bunu dediğiniz zaman ben aynı hani kilisedekilerin bu araba şeytan işi dediğini yıl sonra yapmam. Yok. Yapmam. <laughs> yani o kadar şey, ahmak değilim. Peki hocam. Dolayısıyla kendimi bağlamam. Bakarım e, işime gelen yani millete faydalı olacağını düşündüğüm bir şey olursa ki şu anda hala anlaşmış değilim. Tatbikat evet. noktalarını ona göre hareket ederim. Şimdi bir gencin. Kafir icadı diye, şey, şeytani bir faaliyet diye de efendim cep telefonu kullanmayayım, internete girmeyeyim, YouTube kurmayayım. Başım TikTok'a açalım. TikTok açalım Bunlar... çal... mı açmayalım mı? Arkadaşlar dedi bize hiç yakışmaz mı? Ne yakışmıyor dedim ya. Evet. Efendim şöyle oluyormuş böyle oluyormuş. Öbürü bacağını, öbürü kafasını açıyor. Ya herkes zaten her yerde çırı çıplak. Bana ne ya? Ben dedim burada benim konuştuğuma laf katacak mı? Katmayacak. Videomu değiştireceğim, değiştirmiyor ben de bir şey mesaj vereceksem TikTok'sa TikTok'a gireceğiz dedim ya. Ve gir, girdiler göğe açtılar bilmiyorum ne yaptılar arkadaşlar. Beni de durduruyordu bu Yunus mübarek çocuk. Ya bunlar benden takva tabii ki bunlar. Hepsi Şu anda TikTok'ta benim var Var mıyız? Var mısınız? Yoksunuz. Ne zaman olacağız? Ne zaman olacaksınız? Ya neyse zaten. Hadi Yunus. Ya bak abi. Ben TikTok'ta varım ama hani biz tabii izlenen abiciğim, insanlar şimdi değiliz oralar. ben oranlar. yanımdakilerin de şeyinden kurtulana kadar. Hocam çok yani önemli ben, bir gelişme oldu ben size bir şey anlatayım. Şimdi Dünyanın benim en büyük benim ekonomik kuruluşu. TikTok'ta olmam faydalı mı zararlı mı? Bence Sizde. her zaman yararlıdır. Çünkü niye? Siz bir yol göstericisiniz, doğru mu? Yok estağfurullah. Yok yok, bir, bir yol gör, gördüğüm yolu. Hayır, şimdi doğrudur ve yanlıştır. Bunu ne zaman anlayacağız hocam? Öldükten sonra anlayacağız. o da anlıyor, şimdi. dünyada da geri dönüşü yok. şey bıraktım. Tabii, zinayı ha. bıraktım. Yani, karımı dövüyordum. Vazgeçtim. Diye kadınlar şey intihar edecektim. Sohbet dinleyerek intiharı bıraktım. Geri dönüşünü alıyoruz tabii. Tabi. Yüz binlerce. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Tabi. Bizim amacımız da biraz önce ne dedik? İnsanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla bugün Yunus TikTok'ta olduğunuz gibi olacağınız gibi. Burada niye ihtiyaç var? Çünkü orada dediğiniz gibi, hani e, acayip videolar olduğu gibi. Ben e, sabahleyin TikTok'u izledim. Burada otomobille ilgili bilgiler vardı mesela. Dünyadaki mesela Türkiye'deki üretilen Tabi marka söylüyorum ama bu bir belgesel olduğu için Tofaş'ın Renault'un nereden nasıl çıktığı Anadolu'nun hangi akıl tarafından mesela inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü hızlı kolay işte birkaç saniyede Yine aldığım şeyler. Kısa, Şimdi kısa Sizin de olabildiğince bu çünkü o kadar şeytani bir yapının içinde aslında şöyle bakalım antivirüs gibi giriyorsunuz hocam. Evet, ...antivirüsü evet. oluyorsunuz şeytani yapının. Tabii yapını. öbür taraf daha etkili oluyor. Şimdi şu var, adam diyor ki peki... ...kar fazlamı zarar fazlamı? Şimdi internetin, YouTube'un, Facebook'un bilmem neyin... ...bunlar çıktıktan sonra Instagram'ın, TikTok'un bilmem ne... ...burada tabii ki... ...münker neşriyat, muzır neşriyat... ...daha fazla oluyordur. O ona anladım da... ...ben burada dediğiniz gibi antivirüs Hocam, olarak... Hocam bu yıldız ben... meselesi gibi yani... Hani var ya bir tane yıldızı atıp tekrar denize atmanız diyor ki adam binlerce yıldız var bir taneyi mi kurtar? O bir tane neyi değiştireceğini bilmiyoruz. Ya zaten len yehti bike racülen vahiden hayrun leke mülhumür Ya Ali buyurmuş. Bir kişiyi bile Allah senin sebebinle vesilenle yola getirse hidayetine vesile yapsa bütün dünyanın kırmızı develeri Şu andaki işte en lüks cipler 20 milyonluk arabalar var. milyon dolarlık arabalar var. Bunların sahibi olmandansa ahirette çıkacak buyurduğunuz gibi. Senin için daha hayırlı olacak bir kişiyi hidayetine vesile olasın diyor. E biz bu manayla giriyoruz. E bu ortamda ne var ne yok. Mesela ben o zaman şunu dedim. Peki dedim. Bizim Mahmut Efendi Hazretleri'nin eski hocam Şakir Hoca yeni vefat etti Allah rahmet etsin. Çocukluğumuzdan beri Efendi Hazretleri'nin Abdullah Hocamız benim ya hocam. Bunlar mesela. E şimdi biz gidiyorduk çocukken. Onlar bazen meyhaneye giriyorlar. Aa Cübbelilere bak bilmem ne. Bir resim çekse şimdiki ortam olsa internette yandık o zaman böyle bir şeyler yok. Hocalara bak kerhaneden çıkıyor affedersin. Bu durumlar oluyor. Ama neden? E giriyorsun tamam. Kardeşim e, işte, içki içi olsa veya kumar oynuyorlarsa o zaman kumar da yasak değil. E, dur biraz müsaade eder misiniz? Size bir şey anlatacağız. Biz çocukluğumuzda bunları yetiştik hali. Girmedik ama onların girdiğini gördüm. Durmamız oturuyorlar falan. Bir milletimizde bir saygı var. Ondan sonra ayet okuyor, hadis okuyor böyle. İşte imandan, namazdan, haram bunlar günahdır. Bu Anlayana kadar, diyorsunuz. Bak bu kadar bir e, şey yapıyorlar. Ondan sonra mesela kerhaneye gitmişler. E şimdi kerhaneye gittiğinde kadınlar benim bu vaazlarımda konuştuğum bir şey. Benim bir lafım var. Diyorum ki camide kafir var, kerhanede Müslüman var. Bunu millet anlamıyor. Bunu tam açın hocam. Bunu tam açıyorum. Tabii. Camide namaz kılıyor ama ayet okuyorsun. Allah'ın diyorsun burada haramdır. veya hırsızın kolunu kesiyor. Bir zamanda olur mu diyor. E, ayeti inkardan kafir oluyor. ve hatta faiz. Ya git işine diyor. Şimdi Kur'an'daki hükümleri tersi. In inkar ettiği için kafir oluyor. Ama camide. Şalader Efendi camideymiş. Alnı secdedeki kafirler demiş. Kaldırın kafanızı. Ta 70-80 sene evvel. Çünkü iman olmadan amel makbul değil. E Keranedeki kadın ne diyor? Ben burada işte hasbel kader, zaruret kim ister kaç erkekle yatsın kaçsın. Ben zaruretten dolayı artık maddidir bilmem nedir bir senet imza olarak ne işler dönüyor memleket. Ben düştüm buraya beni Allah kurtarsın yaptığım haram olduğuna inanıyorum. Bu kadına kafir diyebilir misin? Saroş'a kafir diyebilir misin? Yeter ki helala inansın harama inansın. Günah herkesin özelliğinde. Şimdi onun için biz oraya ben işte TikTok konusunda bunu delil getirdim. Yani Dedim ki şey... bizim hocalarımız. Yani... ...bizim büyüklerimiz, nasıl, bizim abilerimiz... Nasıl ...şimdi sen diyorsun gittiler, ki TikTok'ta her yol var... Der. ...kardeşim TikTok'ta her yol var da... Evet. ...sen ne yol için giriyorsun? Yani meyhaneye giren... ...içkiye devam edin, bir şarap da benden demiyorsun ki... ...arkadaş bunu vazgeçin diyorsan. Yani şunu da söylüyorsunuz... ...yani Yunus dinle... ...bugün TikTok'ta olduğunuz gibi... ...yarın Metaverse'te de... ...aslında antivirüs olarak hareket edebilirsiniz. Hocam, şimdiki yani yere geldi. Bu işlere... O kadar çok soru geliyor ki bu konuda. Yani... Ben çok bu toplara girmiyordum ama çok soru geldi. Ama şey için. yapmasınlar yani kesinlikle tavaftır namazdır yok yok bu işler şey. meteosisteminizde met 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 evet. bunlarda hiçbir sevap yok hiçbir ibadet yerine geçmez ama tabii ki sen diyorsun ki Sultan mi Topkapı Sarayı'nı bilmem soktular ayağımda gezemem, gideyim bir bakayım nerede ne var eğer doğru bir arkadaşlar hayır yanıtma yoksa doğru bir veriler dokuz varsa hakikaten alalım. o odada o varsa yani yanlış bir yalan bilgi varsa caiz değil Siz ama. ]iniz? Topkapı Sarayı'nı hakikaten izin aldı veyahut neyse o da oda hazır olunca söyleyeyim hazır bana. tasvir etti veyahut da şu odaya girdin şu var şu orada şu çini var şu porsiyon var bütün detaya kadar verecek ben kaç kere gezdim çoğu detayı ayağım yetmedi kutsal harem bölgesine girdim mukaddes emanetleri ziyaret ettim çıktım e, dolayısıyla şimdi bu noktada e, bizim Mahmut Efendi Hazretleri çok önemli bir e, yine fikri, fikri vardı ne derdi mektepler için okullar için Yalan mı 9 numara bu? Arada? Yalan bilgileri çıkartsınlar. Yani bazı yalanlar var. Yani böyle yönlendirme şeyler var ya. Emperyalizmin bizim kitaplara bile sokmuşlar. Hani tabiatçılık, doğacılık, Allah şey, kendi kendine oldu bilme. Hala bizim şeyde müfredatta bazıları da var. Evet. Şimdi yalanları çıkartsınlar. Bizim okumaya, o üniversite gitmeye maniliğimiz yok ki, karşılığımız yok ki. Yeter ki içindeki yalanları çıkartsınlar. Yanlışları çıkartsınlar. Hocam, şimdi burada da şimdi... İslam neye bakar? burada bir yeri geziyorsun. U, efendim bunun içini, içeriğini koymuş buraya. Sen de giriyorsun o da, o da bilmem ne geziyorsun. El Elhamra Sarayı İspanya'da Endülüs'ün şey bilmem ne gidemedin gezeceğim. E şimdi buna ben caiz değil demem ki. Aynen. Ama yalan bir bilgi var. Mesela seni yönlendiriyor. Sen de bu sefer karşı bir çekim millete Elhamra Sarayı'nda bilmem ne fuhuş odası vardı. Size çok Allah gelen Allah. bir soru. Ya, Endülüs'teki şu anda Türkiye, Müslümanlar öyle yapar mı mesela? Seni yönlendiriyorsa şu anda, caiz değil. Şu anda Türkiye bundan başka bir şey konuşmuyor. Şimdi herkes diyor ki bunu Cübbeli Ahmet Hoca'nın muhakkak yorumlaması lazım. Çok bu toplara girmem ama soruyorum efendim. Ben bilmiyorum Şimdi, konuyu be. Ilk defa Sizle de önceden konuşmadık. Ha, yanlış tabii tabii aman ama. ki bu, bunların çoğu yani bakın, burada çıktı yani. Yani bakın arkadaşlar ben şunu Şimdi Mustafa söyleyeyim. Konusu burada Doğaçlama gelişti. Tweet atılıyormuş. Aman, Hani Cibit. biz e, arkadaşlar... Hani bana şu soruyu sor şunu yap bir şey yok. Ben burada Zaten izliyorsunuz diyorum ki şimdi bir tweet attım filan. Yani hepsi canlı burada gerçekleşiyor ya bu programın Ya benim doğallığımı herkes bilir. Tabii. Yani benim arkadaşlar da burada gelip kulağıma reklam <laughs> arasında bu TT'dir bir şey demedi. Tabii. Sizin ben arkadaşlar buna... geldiler. TT'de evet. İslamoğlu konusu, Ayasofya evet. filan. Evet. Yani ben de sizden duydum. Ha konuyu biliyordum ama TT meselesini falan bilmem ben. Evet. Şimdi Dolayısıyla hocam burada kur kurma bir şey yok. Başka bir şey yok. Arkadaşlar yayın. Ama şu an için konuşuyoruz. Hocam dinleyin. Müziği buraya da verin. Cübbeli Ahmet Hoca konuğumuz ve insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz Cübbeli Ahmet hocayla ile. Ee, şimdi şöyle, tabii e, bu soru çok geldi. Bilhassa çok tweet attınız. Ee, ve benim telefonlarımda hep e, yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Cübbeli Ahmet Hoca Tarkan'ın yeni şarkısını bir şekilde yorumlar mı? Ne demek istiyor? Tabii bir entelektüel olarak bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi farklı insanlardan Ertuğrul Özkök'ten bahsettik. Bir entelektüel olarak dünya görüşü önemlidir bizim için dedik. Aynı şekilde e, Cübbeli Ahmet Hoca için de dünya görüşü bizim önemli. Önemli olan şu bu görüşleri toparlıyoruz. Kendi görüşümüzü bir şekilde e, sizlere e, anlatmaya çalışıyoruz. Efendim Tarkan yeni bir klip e, yayınladı. Bu klipte ee, nakarat kısmı benim ilgimi çekti. Onun için e, Cübbeli Ahmet Hoca'ya da hemen arkadaşlar kesmişler, ekrana verin. İsterseniz full ekran kelebeklerde de onlar olsun. Gidecek gidecek, geldiği gibi gidecek diyor. Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman, o çiçekten günler çok yakın inan diyor. Şimdi anladığım kadarıyla e, Tarkan'ı eskiden tanırım. Ben kaza geçirdikten sonra bana dedi ki seni böyle görmek istemiyorum. Bir daha da e, hiç görüşmedik. Alt yazıda bu kırmızı şeyle son dakika bilmem ne bir şeyler e, tartışılıyordu CNN'de özellikle. Biraz CNN'e baktım. Baktım muhaliflerde pek şey yok. E, çünkü bu onlar lehine kabul ettikleri için. Aleyhine bir şey olmaz. Yani lehine kabul ettikleri için dediğiniz zaman... Cumhur İttifakı'na muhalif olanlar... Ne demek istiyor ki beni, lehine kabul işte, etmiş olmaları? Onlar oldular. benimsemişler öyle gördüm. Ha, neyi ee, benimsemişler si hocam? Bu şarkının içeriğindeki Sözleri şeyi, şeyi mi? Tayyip Bey'e, AK Parti'ye uyarlamışlar. Evet. Yorumlamışlar. Sevinçlerini izhar ediyordular. Anladığım kadarıyla... Ondan sonra duyduğum kadarıyla... Muha, e, muhalif e, altılı oldu şimdi... Efendim oradaki bazı kişilerin yetkili üst düzey başkan başkan yardımcıları gibi tweet paylaştıklarını duydum. O arada işim geldi. ona dedim bu nedir? Yani içeriğini de bilmiyorum. Şu anda esas sözleri sizden duydum. Evet. Sözleri özleri duymamıştım. o da kısaca böyle bir şey yapmış dedi. Şarkı. Tabii o şöyle bir açıklama var çok net e, hani ben de buraya gelirken arkadaşlar çok konuşuluyor burada da tweetleri görünce size hemen arkadaşlara o parçayı kestirdim ve yayınlattık. E, şimdi e lafın teşekkür ediyorum bakarsak... bu arada hocam şimdi şöyle o diyor ki anladığım kadarıyla ya bu aslında gidecek gidecek geldiği gibi gidecek dediğim benim. Ee, bu Covid e, salgınının bir şekilde insanlık bir kurtulacak. Her şeyin sonu var, bu çile bitecek yani vesaire şey, o, vesaire. Covid yeni başladığında bunalıma girdim demiş. Evet. O bunalım içerisinde oru haliyle bunu yazdım demiş. Hocam şimdi Diye şöyle buyurdum. bir soru sormam Ancak lazım. Ancak bende şu şuna... herhangi bir akıl yani evet, evet. E, e, normal herhangi bir akıl hele bir hani e, idolseniz insanların e, takip ettiğiniz biri birisiyseniz filan söyleyeceğinizin nereye gideceğini bilirsiniz değil mi? Yani bilmeniz lazım akıllıysanız. Eee evet. ne getirir ne götürür hesap etmeniz lazım. Yani buradan lazım. bilinçli bir Yani şimdi benim aklıma şu geldi. Ben şimdi insanların beyanı esastır. Bir de Arapçada bir söz var. El manafi batı Şair şiir söyler Arapçada edebiyat ve şiir çok yüksek bir şeydir Dünyanın hiçbir dilinde yoktur O, onu, o edebiyat ee, Bunun manası nedir yani Dendiği zaman e, Tabi dışarıdan insanlar bizde sarf nahif Kaydelere göre ne düşüyor ne düşmüyor Mahsuf çok olur Gizli e, şiirde kafiyeler ve aruz tutsun diye Mutlaka mahsuflara gidilir Arapçada çok hasfedilen kelimeler olur Bunları da çıkartmak çok zordur Dolayısıyla normal bir ibare olsa, sarfa naife göre naifçiler şey gibidir derdi, acı dursun, de, tak, oradan çıkar, oradan ayakkabıcı gibi. Onu yaparız. Biz de biliyoruz kaideleri. Ama şair şiirde neyi hasfetti meselesine gelince, bunun için demişler ki, mana şairin karnındadır. Yani ne kastettiğini ancak o bilir. ...şimdi bu noktada burada da bir şiir var... ...pek şey görmedim ben... ...hiç kültürel bir şey değil yani tamamen... Yani, yani çok uzattın vallahi bıktık... ...bir yok. Durmadı, e, durmadın... ...vermedin ki aman... He, ...hadi yeter artık... ...fena bunaldık... ...düş babam artık düş yakamdan... E tamam yani sonları biraz tutmuş... ...kültürel bir arzu vezni... ...mana içeriği yok tamamen... ...sokak lafları yani çarşı pazar... ...ama toplum böyle şeyleri... E, ...alıyor alıcısı var... Bundan dolayı bunu nereye gideceğini bunu bilmeniz nereye lazım. nereye gideceği mana şairin karnındadır. Peki o da demiş ki ben böyle yaptım. Ben de anlamadığım şurası. Niye bunu bir, bir buçuk sene oldu, iki seneye yaklaştı bu ilk çıkan kaoslu ortam. Hepimiz bunaldık evlerde korktuk hepimiz öleceğiz diye. Yani bir endişe oluyor herkes de beşeriz. O ortamda yazıldığı söyleniyorsa bu kadar sene ya zaman, ay niye bekletildi de Şimdi bu piyasaya sürüldü. Bunun bir zaman ayarlaması var mıdır? Bunu yine ona soruyoruz. O yine onu ancak o bilir. Orada da bir mazeret beyan etmesi lazım ki bu niye gecikti bu zamana kadar bu arz edilmedi. Bu bir ayrı bir şey. Ama ben size sordum demir reklam arasında. Siz bunu nasıl anladınız diye sordum. Ben sizi kendimden akıllı görüyorum. Yani e, tabii daha zeki, daha akıllı buluyorum. Öyle şeydi öyle görüyorum zahiren. E dolayısıyla kültürünüzde çok fazla. Ben size sordum ne anladınız? Siz de hükümetin e, yani Tayyip Bey'in Cumhur İttifakı'nın gidişi anlamında ben yorumluyorum dediniz. Ben bir şey yorumlamadım, size sordum. Evet. E, siz de böyle yorumladım dediniz. Ben şimdi e, İslam'da beyan esastır. Kişinin beyanı esastır. Ben bunu bu niyetle yapmadım, o zaman yaptım dediği için ben İslam'a göre konuşurken illa da sen bunu bunun için yaptın diyemem fıkha göre. Diyemem ama bunu şimdi kime yaradı? Kim e, alıcısı oldu? Müşterisi bulundu. E, kim e, şey ettiğine geldiğimiz zamanda geldiğimiz zamanda eşini muhalefet cephesinin şu anda e, sonra dün akşam geç vakitte artık ben de bayağı uykum ağırlaşmış şey demedim. HDP'nin de kervana katıldığını duydum. E, dolayısıyla e, şimdi tabii ne bileyim ben yani bu kadar senedir tweet atıyorum, konuşuyorum, ediyorum. Yani Tarkan'ın konuştuğu kelimeleri saysan, demem konuştuğum kelimeleri saysan. Yani binlerce video, on binlerce saat konuşmuşum 45. <laughs> Bunlar 20 senesi kayıt altında. 20. E bu, bu lafların içinde bir kere HDP'nin beni onaylayacağı bir laf yok. Tabii ama şimdi, ha şimdi şöyle... Ama sen dört laf konuşup da iki mısra yazıp da yani milyonlarca kelime konuşup da hiçbir efendim hedefe gibi PKK yanlısının beğendiği bir şey yok. Ama şimdi e, e, burada dört laf konuşup da onların da beğenmesi falan e, sizin dediğiniz gibi akıllı kişi e, hesap yapmalıydı. Ne getirir ne götürür? Kim bunu neye çeker, neye anlar? demeliydi. Bir de bekliyorsun, bekliyorsun da ekonomi tam e, bozulsun elektrik faturaları artsın, e, Kılıçdaroğlu sivil itaatsizlikle çağırsın, ben faturamı ödemeyeceğim desin, e, bazı illerde falan mitikçe yürüyüş tertibi adı altında bir e, efendim, sivil kalkışmayı doğru bir yol açılsın gibi ortamda biraz su bulanıkken e, yani bir buçuk senedir koronadan milletin kırılmış bu kadar ölüsü var, hastanesi var, hastası var. Yani bu bir teselli mahiyetinde olacaktıysa, zaten korona'nın dibi çıkmış efendim, normal adi efendim gribe dönmüş. Ee, dolayısıyla tamam, vaka artıyor, şu bu ölü sayısı danzel hastane şey yok. O zaman hastanede bile sorun az daha yatak bulamayacak hallerdeydi. O dönemlerde. Yapsana yani millete ki. bir teselli bahsetmek niyetim vardıysa ...bunun tam bittiği dönemde mi teselli veriyorsun... ...demek ki karşı taraf bunu... ...mal bulmuş mahribi gibi... ...atladı... ...buradan da e, hükümete şey. ...şimdi ben... hocam ...burada hemen ben hemen. siyaset için konuşmuyorum ama... ...Cumhur İttifakı'nın milli duruşu... ...dış güçlerle irtibatsızlığı... ...şu anda bütün e, dış güçleri... ...rahatsız etmesi... ...ve en mühim mesele... ...hani benim bir lafım var... ...doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz... Benim lafım olarak ortaya... Ben de unutmuştum o lafı. Ben ne zaman demiştim diyorum. Her dakika bir şey çıkıyor. Ben bunu ne zaman demişim diyorum. Lafın ortasında konuşmuşum. Hocam son beş dakikamız. Şimdi bizim bu vatanda bölünmemesi için uğraşılıyor. Hükümet buna çok bir çaba sarf ediyor. Özellikle savunma sanayiinde bak geçen İHA'lar, SİHA'lar hakkında öyle bir gelişmeler... ...tanklar hakkında öyle projeler... ...yüzde yetmiş, yüzde seksen... ...dışa bağımsızlık durumu görünüyor... ...bakın Kıbrıs'ta bir lastik bulamadık... ...Kıbrıs gidiyordu... ...yani o kadar zor durumdan gelinmiş... ...var bir madde hepimize vuruyor bunun faturası... ...bana vurmuyor mu, bana ucuz mu geliyor yani... Hocam, ...tamam ama... Evet. ...biz burada efendim... ...Cumhur İttifakı'nı zedeleyerek... ...yani milli davrananları zedelemek... ...biz burada ekmek yiyoruz... ...hele böyle kamuya mal olmuş milyonlarca insan... ...plak yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun... ...konser veren insanlar... Bu kadar bu memleketten, bu milletten efendim para kazanmış, servetine servet katmış şovmenler, diğer kimlerse kendilerini biliyorlar. Yani lütfen hassas olalım. Şu vatanın bölünmemesi için bu siyasi konularda efendim milli davranan insanlar yanlış yapmış olabilirler. Herkesin yanlışı da var ama bir çaba var yani vatan bölünmesin, dış güçler bizi işgal etmesin, savunma sanayinin ilerlemesi o kadar mühim ki bu ekmekten sudan daha önemli. İşgal olduktan sonra tarlada patlıcan olsa ne olur ya? Hocam ben şuna inanıyorum. Ben bu işte yani... yani şimdi e, kanaat önderleri diyoruz. E, Tarkan da bir kanaat önderi. Şimdi bunu yapmış olabilir. E, bu sözler bir akıllı insanın ne zaman koyacağını... ...ki Tarkan gibi markasını çok iyi yerlere getirmiş... Bunu çok iyi yönetmiş birisi olarak bir işin nereye gideceğini çok iyi Şimdi biliyor. Benim, benim söylemek evet. istediğim şu hocam. Yani buralarda şöyle olmak lazım. Bunu öyleydi böyleydi demeyeceksin. Diyeceksin ki ben bunu bunun için yaptım. Elini Gideyim, öptüm. şu mesele çıkmayacak. Elini mı? O zaman Şimdi öptüm. seçimde evet. hangi parti bunu kullanacak? Tabii. Ben muhalefet kullanacak mı? Telife ona ait. Bakalım bu telifi baş partilere kullandıracak mı? Evet. Burada hocam, da burada da çıkacak. Tabii. Şimdi son 5 dakikamıza geldik. Ben size son kaç dakikamız arkadaşlar? Bir bana iki dakika kalmış. Birkaç Çok daha şeyi olsun. vaat etmişiz orada e ben. Tamam o zaman olsun. onları hemen söyleyelim hocam. Cinler bakın kısaca. Cinler cennete gidecek mi hocam? Cinler cennete girip gitmeyeceği ihtilaflıdır. Kafirlerin cehenneme gideceği ittifaklıdır. Çünkü Kur'an le'emle cehenneme minel cinneti ve nasecme cinlerle insanlardan cehennemi dolduracağım ayeti var. Bundan dolayı cehenneme kafirlerinin cehenneme gideceği kesindir. Cennete gider gitmez de tartışma vardır. Onların sevabı cehennemden kurtulmalarıdır. Cinler, diyen ulema varsa cinler, varsa da evlenebilir mi? Şey, cinler yine cennete gideceği ekseriyet. Evet. Görüş. Cumhur'un Görüş, görüşü mamulu, insanların cinlerin hepsine derece var yaptıklarına göre buyuruyor. O ayetten cinlerle delilen, evlenenler, cinlerle var evlenenler vardır. ...vuku vardır. Bunların çocukları olur mu? Bunların çocukları da olur. Neye benzerler? Ee, yok normal insana benzer. Mesela Belkıs... ...Süleyman Aleyhisselam'ın eşi olan Belkıs'ın... ...babasının cin olduğu... ...cinlerden olduğu rivayeti... ...Belkıs'ın vardır. C cinler ama, kıyamete... Ama ...kadar yaşayacak. Ama cinlerle evlenmek... Mı? ...iyi sayılmamış, mekruh sayılmışsa da... ...haram değildir. Ancak aynı tabi İslam'a göre akit nikah... ...bir dakikamız lazımız. kaldı. Hızlı hızlı gidiyorum. Cinler... Ee, kıyamete kadar yaşamayacaklar, yaşayacaklar. Yaşamayacaklar. Şeytanlara o söz verilmiştir... Evet. Onlar da iblisin bir kısmıdır. Şey iblis ve şeytanlar kanimel el Aslen cinlerdendir ama ayrı bir tür olarak ayrılmıştır. Onun için İblis onlara verilmiştir imtihan için fitne çıkarttığı için. Şeytan çünkü şeytanın, insanların mallarına ve çocuklarına he, ortak şeytanın, olur mu? Son sorum. Şeytanın olacak? Müslümanı yok. Cinlerin Müslümanı var. Onun için cinler mükelleftir ve cinler cehenneme cennete gideceği için cinler ölürler. Bizim gibi uzun yaşasalar da ölürler. Şeytanlar kıyamete kadar yaşarlar. Çünkü imtihan geri. Çocukları Çocuk, ve malları. E, çocuklara mallara ortaklığı ayette geçer. Ve şarikun fil emval ve levlat. Mallarında çocuklarında onlara ortak ol diye Allah emrediyor. Tabi bu emir vücub için değil mükellefi niyetinden demiyoruz. Ortak ol diyor. Bu mallar işte sadakası verilmeyen, zekatı çıkarılmayan, kayrı yapılmayan mallara e, bulaştırır. Besmele çekilmeden yenen, yemeğe ortak olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve işte elini tuttu böyle. Şeytan seninle beraber yiyor diye oturan bir kişinin elini tuttu. Şimdi bak hatta hadiste yemin ediyor şu an şeytanın eli de benim elimde sen görmüyorsun diyor. Tuttu. Bismillah de bakalım. Bismillah deyince. Niçin ortak oluyorlar hocam? E, besmele Allah'ın adı okunmazsa sen Allah'ın verdiği nimeti Allah'ın adını çekmeden faydalanmaya başlarsan işte besmelesiz meselesi oluyor. Malına o zaman, ve? Ma, malına o yediğine. Evet. Çocuktaki şey de eğer eşiyle birleşirken cima derken Besmele çekmeden yaklaşırsa besmelesiz... ...zaten bir avret yerini açmadan... ...donlu falan çıkartmadan besmele kapalıyken çekilir. Açıkken evet. besmele çekilmez ona dikkat etsinler. Besmele çekmeden yaklaşma yaptıysa... ...o zaman evet. onun tenasül huzuna uzvuna oturup... ...cima ettiğine dair hadis-i şeriflerde yine... ...çocuklara ortak ol. Bu çocuklara ortak ol, onunla beraber cima ettiği... ...yani eşiyle. Burada bir karışması söz konusudur, bu ayetten de anlaşılıyor... Bir de mesela hunsay müşkil dediğimiz iki organlı çocuklar doğuyor. Yani hem dişilik hem erkeklik organı. Burada İbn Abbas'ın İmam Hata'dan görüşler var. Taberi, Kurtu bütün kaynaklarda geçiyor. Hayız halinde yani Allah'ın yaklaşmayı, cimağı yasak ettiği hem kadına eziyet oluyor zaten. Hallerde. Hallerde işte. birleştiyse o Ortak çocuklar muhannes oluyor zaten. Evet. Hunsalar da Şeytanın, Bunlara çok dikkat şeytanın ortak olmasından Hocam, oluyor yine diye programlara devam edeceğiz. 3 saat dolu dolu bir program yaptık size. Sen zaten gün, günceli konuşursan, kıyamete kadar gider. <laughs> Sevgili dostlar bu haftalıkta bu kadar. Ee, Cübbeli Ahmet Hoca'ya sizin ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Hocam bizi aydınlattınız. Estağfurullah, estağfurullah. Efendim e bir inşallah daha e bir dahaki ay yine olacağız Cübbeli Hoca'yla. Öyle bir söz aldık. Yine gündemi de konuşacağız. Bu konuları da konuşacağız. Efendim bu haftanın sözü şöyle olsun. Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde olmaktır. Güzel insanların dualarını alın efendim. Bu haftalıkta bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. İnşallah.